Anne ve baba hakkı nasıl ödenir? Aile içi küs kalmanın günahı var mıdır? Kalbim temiz demekle olmuyor. Onun ilacı var. Allah'ı anacaksın. Hazreti Peygamber'in aile saadeti için verdiği öğütler nelerdir? İlişkiler, aile hayatı ve kul hakkına dair tüm merak edilenleri Profesör Doktor Mustafa Karataş canlı yayında yanıtlıyor. Az sonra Zahire Yetiş'te. Ramazan'a az kaldı. İftar ve sahur sofraları için alışveriş telaşı başladı. Hem sağlıklı hem hesaplı alışveriş nasıl yapılır? Zahire Yetiş'te ekibi Alışverişin Kalbi Eminönü'nde az sonra canlı yayında. Bu görüntüler gerçek. Ellerinde kitaplarıyla namaz kılan Yahudiler. Secdeleri çok farklı. Yahudiler neden İslami şartlarda namaz kılıyor? Bu ibadetin sırrını açıklıyoruz. Az sonra Zahire Yetiş'te. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun efendim. Merhabalar. Alkışlayan elleriniz dert görmesin, güzel bakan gözleriniz kem göz görmesin. Rabbim sizi fitneden, fesattan, kötü gözden, kötü sözden sakınsın, korusun. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş bizimle beraber. Kitabından bana bir bölüm buldunuz evet. Hatta. Öncelikle hoş geldiniz hoş hocam. Hayırlı nasılsınız? Cumalar, teşekkürler. Çok şıksınız her zamanki sağ olun gibi. Sağ olun siz de, sağ olun. Hocam sevgiliye kavuşmaya az kaldı diyeceğim ama evet, gerçi o çok yakınımızda zaten. Geldi diye... Afişleri gördüm şimdi. O geldi diyor. Çok az kaldı tabii. Pazar gecesi hazırlanacağız inşallah. Sahura ilk sahurumuz pazar gecesi. İnşallah. Bugün i̇nşallah. Aileyi, ailedeki ilişkileri, iyi ve kötü olanı biraz konuşmak istiyorum. Kıymetli hocamızın çok değerli kitapları var ve onlardan birinde mektuplar var. Beylere mektuplar, hanımlara mektuplar, bir de gelinlere bize iki mektup olmuş galiba. Şöyle. Değil mi? Nasıl hocam? Damada var. Damada var. Gelin hanıma var. Kayınvalidelere var. Oo. Hemen peşinde peşe geliyor evet. Mesela sevgili damat beye mektup. Evinden çıkarken hanımını Allah'a ısmarladık diyerek çık. Onun gönlünü hoş tut. Ben gidiyorum hanım bile demeden fırlayıp gidiyorlar bazen değil mi? Kapıyı tak diye duyuyorsunuz arkadan. Pencerelerden yolunu... Hanım da kapıya kadar gelsin yani bir zahmet. O da yatağından güle güle demeyecek. O da var. Ya, karşılıklı tabii bunlar. Çok haklısınız. Pencereden yolunu gözletme. Vakitlice evine gel. Beylere diyorlar. Dışarıda yediğinden içtiğinden evine de getir. Hanımların kusurlarını başkalarına anlatma. Güzelliklerini anlat. Evet. Onları öv. Evet övmek anlamı. Güzel. Evini harçlıksız bırakma. Onları kimseye muhtaç etme. Anasına, babasına, kardeşine borç almak, harç almak zorunda bırakma. Zorunda bırakma evet. İş hayatının sıkıntılarını eve yansıtma. Evde sevinç olsun beylere. Ne güzel. Düğüne ya da gezmeye gittiğinde mümkünse hanımını da götür. Hanımlar sever. Siz götürüyor musunuz hocam? Götürüyorsunuz. %99. Oo çok güzel. Evine geldiğinde selamla ve güler yüzle gir ki ev halkı senin geldiğine sevinsin. Evet. Erkek neşe olacak. Evin neşesi erkek olacak. Öyle mi? Biz hep hanımlardan tam bekliyoruz. Tam tersi de. Öyle mi? Erkek neşeyle gelecek, neşeyle çıkaracak. Eve geldi mi güller açacak. Herkes... Onun etrafında toplanacak. Evet hocam ya böyle sinirli geliyorlar Allah'ım. İşte işini getirmeyecek evine. Ha değil mi? Gayretli ol, kıskanç ol ancak tecessüs etme. Suizan ile hareket etme. Ayıp ve kusur araştırmakla meşgul olma. Evet. Bunu hanımlara mı beylere mi? Beylere. Erkek şimdi kıskanç olacak. Kıskanç olacak ama sürekli takip. Nereye gittin, nereden geldin, ne yaptın böyle bir şey yok. Bu dinde de yok. Bu haram yani. Ya ayıp araştırmakla vazifeli değiliz biz. Ama kıskanacaksın. Gözün gibi kıskanacaksın. Bu ayrı bir şey. Gayretli ol o anlamda gayretli. Aslında bu konuyu biraz açsam hocam. Çünkü kıskançlıkla ilgili çok soru geliyor ve herkes birbirinden bu anlamda dertli. Kıskançlık hastalık haline de gidiyor bazen. Ayırt etmeyi bazen beceremiyoruz. Mesela nişanlı genç kızlarımız diyor ki ya beni çok kıskanıyor ama hiçbir yere göndermiyor. Ya da her şeyden bir şey altında bir çapanoğlu arıyor. Ve ben rahatsız oluyorum. Evlenince geçer mi diyorlar. Evlenince de pek geçmiyor böyle şeyler. Bir yani karşılıklı biraz itimat şart da karşılıklı vesveseye
suizana sebep olacak hareketlerden de kaçınmak lazım. Suizan nedir? Kötü zan. Kötü ne yaptı konuşma. Acaba? Kötü yanlış yaptı. Kötü yaptı acaba? Yanlış mı yaptı acaba? Arkasından hep böyle düşünüyor. Şimdi buna sebep olacak hareketten de kaçınacak. Yani kadın erkeğe güven verecek, erkek kadına güven verecek. Erkek evden çıktıktan sonra mesela ev hanımıysa göz arkada kalmayacak. Çocuklarıma iyi bakar, evime iyi bakar. Yanlış hiçbir hareketi olmaz. Dürüsttür benim. Kadın da erkeğinin dürüst olduğunu bilecek. Dışarıda benden başka gül koklamaz. Hayat boyu efendim benimle beraber bir yastık kocamak üzere söz verdi. Bu sözünde durur. Kimseye efendim yan gözle bakmaz. Bu güveni alacak erkek hanım. Ama mesela bununla ilgili bana çok şikayetler ve böyle işte yanımıza gelip dertlerini anlatan eşler oluyor. Hocam onlara bizimle tabii isim vermiyoruz. Yok isim vermiyoruz. Anlatabilirsiniz diye şöyle, düşünüyorum ama telefonumuz vereceğim. Var. Tamam. Hemen hocam telefondan sonra ben de merak ediyorum nasıl geliyorlar. Ne garip şeyler yapıyorlar. Ya. Tabii. Peki. Günaydın efendim. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun, size de hayırlı cumalar. Mustafa hocama sorum olacak. Hayırlı benim. Cumalar. Buyurun hay efendim. Buyurun. Hocam ben 5-6 senedir evliyim. Eşimin ailesi benim kendi aile yetişmeme göre biraz daha farklılar. Yani nasıl söylesem birbirleri arasında çok küsleri oluyor, kavgaları oluyor, sıkıntıları oluyor. İlk bu aileye girdiğim zaman biraz zorluk çektim ama ayak uydurmaya çalıştım. Elimden geldiğince çaba sarf ettim. Ama halen daha geçmeyen kayınvalidem, kayınbabam arasında küslükler oluyor. Eşim bunu eve yansıtıyor. Evet. Yani kayınvalideme bakmak zorunda olduğum zamanlar oluyor. Defalarca kez geldi evimizde kaldı. Elimden gelen hürmeti de gösteriyorum. Ama onların ailesi sıkıntılarından dolayı bazen eşimle bizim çok sıkıntılarımız oluyor. Ve eşim bana çok küs kaldığı zamanlar oluyor bundan. Onların sıkıntılarından size niye küs kalıyor? Yani kardeşleriyle aralarında geçimsizlik, aile babasındaki sıkıntı, stres kendisine yansıtıyor. Tabii. Bazen ben artık bunalıyorum, ben yüzüm eş gitiyorum, eşime yansıtıyorum. İster istemez evde küçük küçük şeylerden dolayı herkes sıkıntılar gergin. Oluyor. Geriliyorsunuz, aynen. Çıkış yolu bulamıyorsunuz. Şimdi, çözüm yolu bulamıyorsunuz tabii. Hocam şöyle bir sorum olacak. Ben biliyorum hani kadının kocasını üzmemesi gerektiğini, hani ona sevgim de çok, saygım da çok. O üzüldüğü zaman ben de üzülüyorum ama bazen dayanamayıp da nefsani duygularla hani karşılık verdiğim zamanlar da oluyor. Ben şunu biliyorum, kayınvalidemi ve kayınbabama bakmak zorunda değilim diye biliyorum. Evet. Ama elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum ama kocamın, şunu sormak istiyorum, kocamın hakkı var mıdır ki acaba? Ailesinden dolayı bana küs kalma, bana eziyet etme, surat asma, alttan laf sokma ya da ne bileyim böyle hani evliliği sıkıntıya sokacak, üzüntüye sokacak, huzursuzluk verecek haklara sahip midir eşim? Çok yani ben mi haklıyım, eşim sorunuz. Mi haklı? Çok şey yapamıyorum, bu şimdi, konuda çok darlık çekiyorum. Ben bir marangoz olsam ya da marangoza ben sipariş vereyim, bir denge tahtası yaptıracağım. Ah keşke. Denge tahtası yani bir tarafa kayınvalide, bir tarafa anne, bir tarafa baba, bir tarafa kayınpeder, bir tarafa koca, bir tarafa hanım, bir tarafa çocuklar, bir tarafa dayı, amca, teyze, ama büyük böyle aile. Duracak. Denge, böyle oldu mu? Hepsini dengede tutmak için insan. Çok şey istiyorsunuz sanki hocam ama olsa ne güzel olurdu. Şöyle %100 olmaz ama gayret edeceğiz. Yani o dengeyi en çok kim elinde, ipi elinde bulunduranları göstereceğim orada esas o. Yani denge tahtası ama orada birçok insan esas orada ipi elinde bulunacak karı kocadır. Bir tanesi ipi bırakırsa çöker. Yani eşler beraber ip tutacaklar. Orada ayrım yapılmayacak. Senin de ailem benim ailem ayrımı yapılmayacak. Tam tersine hanım erkeğin ailesine daha çok önem veriyor, pozisyonuna girecek. Erkek de hanımın ailesine önem veriyor, pozisyonda olacak. İçinden gelmese bile bu saygı gereğidir. Hı hı. Bu denge tahtasını beraber tutacağız. Birimiz bırakırsak diğerinin üzerine çöker. Bunu yönetmek de devlet yönetmekten zordur. Nice devlet yönetenler vardır ama ailesini yönetemezler. Hakikaten çok zordur. Nasrettin Hoca'nın mavi boncuk hikayeleri falan bunlar önemlidir. Yani bunlar geliş güzel söylenmiş sözler değildir. Her ne kadar biz nasihat yapsak da yol göstersek de İşin fıtratı, sosyolojisi, psikolojisi, o ana kadar gelen kültür, bütün bunlar etken oluyor. Maddi şartlar. Mesela bugün aileleri yıpratan en önemli hususlardan biri maddi şartlardır. Tabii. Çünkü eskiden sabıra, tahammüle alışmış insanlar bugün onları yapamıyor.
biraz madden sıkıntıya girdikleri an çatlıyor. Bir de hangi tarafın ailesi biraz madden güçlü ve destek oluyorsa o aile söz, karışma hakkını da söz geçiyor mesela, onu söz geçiyor. Şimdi eşlerin birbirinin ana babasına bakma hakkı yok. Birbirinin anne babasına küsme hakkı da yok normal olarak. Ama küsmüş bir taraf. Kocasının annesi babasıyla, yani kayınvalidesi kayınpederiyle görüşmüyor. Koca bunu zorlayamaz. Yuvayı kurtarmak için. Öncelikle biz annemizden babamızdan da önce evimizden sorumluyuz artık. Yani o evi kurtar. Hanımefendinin sorusuna en net yanıt bu oldu. Evimizden sorumluyuz. Önce kendi evi beyefendinin. Evet. Beyefendinin kendi evi. Ailesini oraya götürmek, baktırmak, oradaki problemleri eve getirmek, yıpratmak hakkı yok. Peki, yeni bir telefon, yeni bir soru. Günaydın efendim, merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar Fatma Hanımcığım. Şanlıurfa'ya selam olsun. Buyurun. Aleykümselam. Ben hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben küçükken 7-8 yaşlarındayken benim üvey annem bana zorla hırsızlık yaptırıyordu. Bu benim içimde ukde kaldı. Günahı bana mıdır, ona mıdır? Nasıl hırsızlık yaptırıyordu? Ne çalıyordunuz? Zorla pazarladım. Eşya mesela, elbise falan çaldırıyordu zorla. Kıyamam. Fatma Hanım büyümüş ne artık kendisi. Zor. Evet ama... Kaç yaşındaydınız onları? 7-8 yaşında. O zaman 7 yaşlarındaydım, zorla çaldırıyordu. Evet, çocuğun teşvik kim ediyorsa o yaşlarda buluğa ermeden, akil bali olmadan yaptığı suçlar, suça teşvik edici varsa anne babaya yazılır veya o kişiye yazılır. Günahı ona olmuş. Sen de bundan ibret almışsın. İnşallah tövbe edersin tekrar, ama zaten o sırada çok temiz yaşında değilsin, bilmeden yaptın. İnşallah sen güzel çocuklar yetiştir. İnşallah. Allah salih, salih evlatlar nasip etsin. Amin. Allah babana da hayırlı eş nasip etsin. Allah ıslah etsin üvey anneni de. Bilmiyorum hala nedir durumunuz ama Allah ıslah etsin. Demek ki çocukları anne baba da gönderebiliyor yani, ya da üvey oluyor işte. İşte üvey anne. Gerçi bu üvey anne deyince hep kötü bir şey ama çok iyi üvey anneler, çok iyi üvey babalar da var, onların haklarını. Gerçek anne de yaptırabilir bazen. Gerçek annelerin de neler yaptığını görüyoruz ne yazık ki. Peki hocam, size merak ediyorum. Size en ilginç nelerle gelmişlerdi bu aile ilişkileri? Bu kıskançlıkla ilgili. Özellikle kıskançlıkla ilgili anlatacağım ama diğerleri ilgili var. İki tane söyleyeyim hemen aklıma gelen. Biri şu. Boşanma aşamasındaydı. Erkekle kadın mahkemeye de vermişler, günleri yaklaşıyor, epey bir araştırmaya girmiş, en son demişler ki bir de Mustafa Hoca'ya soralım, bir de çocukları var, 2 ya da 3 yaşındaydı hatırladığım kadarıyla. Şimdi en son geldiğimiz nokta, ben ikisini de dinledim. Sebebi kıskançlık mı? Erkek mi kadın? Yok, kadın bu, mı? Bu farklı bir yol, diğerini kıskançlığı anlatacağım. Burada en son erkeğe söyledi, kıza sordum, dedim kızım ne istiyorsun, boşanmamak için şartın ne, kurtaralım bu yuvayı. Hı hı. Ne olursa boşanmaz. Ne olursa boşan. Bana değer verir, beni köylü kafası olarak ezmezse dedi, ben köylü kızıyım dedi. Bu dedi eşim müdür, müdür hanım istiyor yanında sürekli dedi, böyle müdüre hanım gibi dedi davranmamı istiyordu, ben onu yapamam dedi. Hı. Kendi sekreteri gibi görüyor bana, beni dedi. Bana dedi köylüsün, senden adam olmaz, senin kafan çalışmıyor vesaire. Sürekli yani dövmüyor ama kafama beter dedi ediyor. Adeta beter dedi, vuruyor. Bundan vazgeçsin dedi. Kızın şartı bu. Oğlanın şartı, damadın şartı. Damada dedim sen ne yapacaksın? Beni dedi eve gelince kapıda karşılayacak, güler yüzle hoş geldin iş efendim. Evden çıkarken uğurlayacak, ben bir şey demem ondan sonra dedi. Bu kadar mıymış? Bu kadarmış. Dediği bambaşka. Ama geldiği noktalarda bunlar, burada çözüyorlar. Bunu yaparlarsa, bunlar da bir tanesi demek, birikmiş birikmiş, adam en son bunu kafaya koymuş. Beni kapıda karşılamıyor, işte hoş geldin diyemiyor, demiyor. Mutfakta çalışıyor, çocuğuyla uğraşıyor. Zannediyor ki en iyi kadın mutfakta uğraşıyor. Evet, yanlış o halbuki. Evet. Biri bu, diğeri de çok aşırı kıskançlık. Kocası evden giderken perdeleri iğneliyormuş. Nasıl iğneliyor? Açılmasın diye. Açılmasın diye. Perdeleri mi? Perdeleri, tülleri iğneliyor. O... Akşam gelince ölçüyor. Neyi? İğneleri mi? İğneleri ve perde açılmış mı açılmamış. Hanımı dışarıya bakmış mı, pencereden bakmamış mı? O kadar yani. Evet. Ama bu... Bu hastalık yani derecesinde. Cehennem hayatı bu. Kadıncağıza bu kadar. Ama kadının da şeyi şu. Erkek de diyor ki ayrı ayrı dinledim bir de. Hem beraber hem ayrı ayrı dinledim. Hocam diyor affedersiniz diyor. Bir topluluğun içinden geçiyoruz. Kahvehanenin önünden geçiyoruz. Kadın diyor içeri girecek kadar diyor. O kafayı uzatıp bakıyor diyor.
Şimdi bu kadını ben niye kıskanmayayım diyor. Erkeğin de haklı. Kıskanmanın dışında bir rahatsızlık tabii. Yanınızda bir erkek varken. Evet. Yok, kocasının yanında. İşte yani kocasının yanında sağa sola. İsterse kocası. Ne kocası bakar, ne kocası bakar. Kocası yanında gene iyi. Kocası yokken daha kötü tabii. Kafayı uzatıp kalıyor yani. Onun yanında bu kadar. Bir kadın kahvaniye erkekten oturduğu bir yere kafayı uzatıp bakar mı? Veya öyle anlatıyor adam işte. Böyle de aslında. Suizana sebep olmasın dediğim de bu. Adam bu sefer ne yapıyor? Biriktiriyor onu. Büyütüyor. Perdeyi iğneleyecek kadar hastalık haline getiriyor. Peki bu kıskançlık nerede ve nasıl kalmalı konuşalım. Önce günaydın diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. Çok enteresan sorular geliyor sizden de. Hocamda da bir o kadarı var mevcut. Peki buyurun efendim. Benim şöyle bir sorum olacaktı. İki sorum var. Birisi saç boyatmak bir bayan için gusletmeye engel mi? Ne durumda boyatabilir? Hani illaki kendisi süs için kendi rızasıyla boyatabilir mi? Bir de ben hemşireyim. Yaptığımız iş dinen uygun mu? Hemşirelik mi? Yani efendim? Hemşirelik mi dinen uygun mu? Hemşireliğin evet, nasıl yabancı erkeklerin altını vesaire avret yerlerini görüyorlar. O anlamda soruyorsan temizlik yapıyorlar. Evet. Biz sohbet ortamında uygun olmadığını falan söylediler ama ben hocamdan dinlemek istiyorum. İkincisinden başlayalım. Hemşirelik kutsal bir meslek. Doktorluğun bir parçasıdır. Hı-hı. Dolayısıyla orada cinsiyet aranmaz. Ancak şöyle olur. Kadına ait özel durumlar, kadın doktor aynı oranda ehil kadın doktor varsa o tercih edilebilir. Ehliyet erkekteyse kadına olsa bile kadın hastaya erkek tercih edilir. Ehliyet erkekteyse. Onun dışında dinimizde böyle bir ayrım yok. Peygamberimizin savaşında yaralanan askerleri Müslüman kadınlar hiç yabancı erkek vesaire demeden tedavi ettiler. Yaralıyı tedavi edilir böyledir. İkincisi saç boyamanın hiçbir mahsuru yok. Eğer çok değişik bir boya değil hani tamamen başı kaplamıyorsa saçını boyayabilir kadın. O ne demek hocam şimdi? Normalde biz de boyuyoruz saçımızı ama tabii bir kaplıyor ama. Farklı şeyler oluyor bilemiyorum. Hani ben onu istisna olarak söyleyeyim ki kalıcı makyajlar mesela oluyor. Makyaj o gusle mani oluyor. Çünkü su geçmesi engelliyor. Su geçmesi lazım. Saçın içeriğini değiştiriyor aslında. Saçın içindeki bir tüp düşünün. O tüpün içindekinin rengini değiştiriyor. Rengi değiştiriyorsa problem yok. Ama sadece başı kaplıyorsa problem var. Başı kaplamıyorsa hiç problem yok. Peki. Bu arada Instagram'dan da Twitter'dan da bize soru sorabilirsiniz. Onlara da bakıyor olacağım şimdi. Şöyle bir şey geldi hanımefendi. Bir kere çok kutsal bir mesleğiniz var. Bütün hemşirelere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bütün hekimlerimize ama özellikle hemşirelere. Çünkü doktor gidiyor bakıyor. Siz hemşireye emanetsiniz sonrasında. Güler yüzlü, canı gönülden, içten çalışan hemşireler olsun istiyoruz. Tabii. Ve ben de bir kadın olarak doğrusu bir erkek hemşire yerine kadın hemşireyi tercih edebilir. Daha rahat hissedebilirim kendim ama bu profesyonel bir iştir. Direkt böyle bir ayrım değil. Varsa yoksa tabii ki eşit yapacak. Eşit şartlarda yapacak. İkisi de varsa tabii kadını tercih etmek daha yani doğru. Kadın daha hasta rahat için. Erkek hasta. Aynen öyle. Ama tabii. Bu bir sakınca değil hocamız da hayır, söyledi. Hayır o sağlıkta zaruret var. Fakat yani. Öyle bir şey ki bu hocam bunu aslında size soracağım iyi oldu hatırlattınız. Dubai'de bir hanım yüzüyor. Babası da babası mı kocası mı yalan olmasın hatırlamıyorum. Babası galiba hanım daha evli değil. Can kurtaran koca babası değil mi? Can kurtaran kız boğuluyor suda. Baba yetişemeyecek durumda. Can kurtaranlar profesyonel. Erkek atlıyorlar. Kızı kurtarmak için tam yetişecekler. Baba diyor ki dokunmayın kızıma dokunmayın. Ölüyor kızı. Gerçekten ölüyor kızı. Erkek diye can kurtaran dokundurtmuyor. Haram diye ya o kız haram ölüyor. Falan değil. Cehaletinden söylüyor. Şimdi böyle peygamberimizin şey ama vefat etmiş biraz. Kızını başka bir zat mezara indirdi. Bakın kimse yoktu. Güçlü bir zat mezara indirdi. O cehaletten kaynaklanıyor. Yanımızda adam düşmüş namazda hiç kimse kaldırmamış. Niye? Namaz kılıyor. Namaz bozulacak diye. Şimdi bu cehaletten, bu kızla kadınla erkekle de bazen alakası yok. Bu tamamen cehaletten. Ben de namazdan sonra bayağı bir kızdım cemaate. Yani namaz kılıyorsunuz ama hiçbir şey anlamamışsınız İslam'dan. Can tehlikesi varken her şey bozulur. Hı. Namazını da bozarsın. Namazı ne zaman bozmazsın? Mesela yılan, akrep, ciyan, böcek vesaire geldi. Ayağınla ezme imkanın var. Namazı bozmadan ezebilirsin. Bu namazı bozmaz. Ama silah atıyorlar, kılıç çekiyorlar, birisi yanıyor, birisi bayılıyor, birisi ölüyor. O zaman selam ver. Selam vermeden doğrudan atlayıp kurtaracaksın. Can varsa akan sular durur.
Kim olursa olsun. Kız da erkek de ayrım yapılmaz. Bana hep bizim dinimiz akıllı ol emri veriyor bize. Sen akıllı ol. Ya dinde öyle bir şey yok. Dini bilmiyor. Dini bilmiyor. Yani dini bilse onu yapmaz. O Arap olması onu kurtarmıyor. Arap daha mı iyi biliyor dini? Yok. Yani, peki hocam. Yeni bir telefon, yeni bir soru. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Merhaba Zahide Hanım. Hayırlı cumalar olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam ben burada. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar efendim. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar aynı zamanda. Sizin de cümleten Ramazanınız mübarek olsun. Amin. Bütün Müslüman aleminin mübarek olsun. Amin. Ne zamandan beri babanız sizinle konuşmak istemiyor? Ya şimdi Zahide Hanım, babam çok değişik bir insan. Yani biz de evlat olarak kesinlikle öyle babamızın yüzüne gelip yani kötü söyleyen bir evlat değiliz yani. Ama babamda yani ta küçüklükten ta dededen gelme bir kız evladına karşı bir bilmiyorum bir sevgisizlik bir şefkat. Kızlara karşı. Kızlara karşı. Kaç kardeşsiniz? Biz iki kız bir erkeğiz. Kaç kız? Hani, biraz sesini yükseltebilir miyiz arkadaşlar hanımefendi? İki kız bir erkek. İki kız bir erkeksiniz. Evet evet. Diğer kardeşi mesela, de mi öyle? Oluyor ki mesela insanız yani bir şeye canımız sıkılıyor. Hani sert de konuşmasak hani biraz şeyle babamıza söyleyecek olsak hemen kes bilmem ne. En ufak bir şey de sanki bahane arıyor konuşmamak için. Ama bir tane de erkek kardeşim var. Yani erkek kardeşim yerine göre azarlıyor da yani söylüyor da bilmem ne yapıyor. Yani ona hiç tık yok ona. Kesinlikle öfke yok bir şey söyleme yok. Ben de yani bunu anneme dile getirdim. Yani anne dedim, babamın dedim, huyu dedim öyle olsa. Yani bize de ona da aynısını yapsa tamam babamın huyu budur diyeceğim. Ciddi ama bir eşitsizlik var. Ayrımlık yapıyor. O erkek evladı olduğu için soyadını taşıyormuş. Doğu'da mı yaşıyorsunuz? Doğulu musunuz? Evet, Güneydoğu'da yaşıyorum ben. Güneydoğu'da. Ben de doğuluyum ya, ben de Sivaslıyım. Benim yani son bizim günde oralarda var. Var mı? Var. Yani mayasında, kanında var. Şeyde hala hani babalar, dedeler istemese de. Tabii. Hatta bazen kadınlarda daha fazla var. Oğlanı daha çok tutup. Oğlan daha çok tutmaz. Baba yaptırmıyor, kadın anne yaptırıyor. Anne de daha çok var. Nasıl oluyorsa bu. Peki bu hak mı? Bu cahiliye. Cahiliye adeti. Cehalet. Cahiliye adeti. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kız çocukları size müjdelendiği zaman yüzünüzü buruşturuyorsunuz. Erkekler müjdelendiği zaman seviniyorsunuz. Kızlar efendim oğlanlar sizin de, kızlar şeytanım, kızlar efendim başkasının, o da sizin çocuğunuz, o da sizin sulübünüz. Allahu Teala hiçbir ayrım yapmadan, hatta dinimizde peygamberimiz pozitif ayrımcılığı da gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bir hediye aldığınız zaman eve geldiğinizde diyor önce kızlarınızdan başlayın. Çünkü onlar daha çok beklenti içinde, duygusal. Bu kadar kıymet verilirken. Evet, dinimiz böyle. Ama cahiliye adeti biraz da töremizde var bizim. Eskiden hani bir oğlan bir kılıç demekti, bir asker demekti, bir güç demekti. Kadın da kendi fiziki gücüne göre herhalde ırgat olarak tarlada, bağda, bahçede kullanılıyor. Böyle bakıldığı için eve işte bir tane güç geldi, büyük bir güç geldi. Oğlan büyüyecek, evi yönetecek, hepimize bakacak. Kızlara kalıyorlar ondan sonra. Tabii. Hocam bu adaletsizlik, Hak Teala hiçbir adaletsizliği karşılıksız bırakmıyor. Ben de şimdi İzmirliyim, Ege'liyim. Bizim oralarda da deniz kenarları eskiden bataklık. Evet, oğlan çocuklarına kıymetsiz bataklık, şimdiki gibi değil. O bataklıkları kız çocuklarına verdiler. İyi olan yer tarlada içeride kaldı. İçeridekileri de oğlanlara verdiler. Gel zaman git zaman o bataklıklar, düşün Ege bölgesini, Bodrum, Marmaris, Antalya, İzmir, bütün o Ege'nin deniz kenarlarından bahsediyorum. Damatlar yaşıyor şimdi. Güzel. Yani bu ayrımları mümkünse yapmamak lazım. Bu kul hakkına girmez mi? Bu evladın kul hakkı kul, yok mu anaya babaya şimdi? Kul hakkıdır. Çok çirkin bir şey. O peki. Babayla alakalı. Allah ıslah etsin. Peki. Yeni bir telefonumuz var. Bu arada çok güzel sorular geliyor sizden. Twitter'a da bakıyorum. Aklıma gelmeyecek şeyler mesela hamileyken saç kestirmek günah mı? Bir kadın, Mehmet Bey sormuş, bir kadın kaşlarından bir tel kaş alırsa cenneti görmez. Hocamızı soruyorum doğru mu diyor, cevaplarını vereceğiz ama peki bir telefon var, bir tane daha günaydın diyelim o zaman. Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. Günaydın.
Günaydın efendim. Biraz yüksek konuşun, daha iyi duyalım sizi. Buyurun. Günaydın. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sağ olunuz. Buyurun. Hocama benim bir sorum olacak, tamam. Hay buyurun. Buyurun efendim. Zor bir şey yaşamışsınız. Şimdi altyazıyı okuyorum ama. Evet. Eşimin arkadaşı beni taciz etti. İş konuşacağız diye eve çağırdı. Ben bunu hiç kimseye anlatamadım. Eşime de arkadaşlarıma da ne yapmam lazım? Hocamdan bilgi almak istiyorum. Peki. İş konuşacağım diye sizi evine mi davet etti? Evet. Siz herhangi bir kötü niyet görmediniz mi ilk anda? Hayır. Size daha keşke önce herhangi bir negatif yani algı yaratacak bir şey hissettirmiş mi? Yok. Bu kişi evli mi? Evet. Peki eşinizle de arası iyi, asla böyle bir şey düşünmediniz. Evet. Peki. Onunla alakayı kes diyeceksin eşine. Peki böyle bir şey anlatması? Anlatması sorarsa anlatır. Yani bilsin bunlar şimdi tabii ama... Bunu arkadaşım diye bakmasın bu tabii adam. Bakmasın. Güvenmesin. Ama burada şöyle bir şey var hocam. Şimdi siz bu kişinin evine gittiniz ya, ben izleyicilerin de düşüncelerini az çok tahmin edebiliyorum. Niye gitti diyorlardır. Bir kötü niyet olduğunu zannetmiyorum ama burada sizin bir hatanız varsa bu onun evine gitmek olmuş. İyi niyetli düşünmüşsünüz. Keşke ev yerine hani bir kafede oturaydık, bir dışarıda buluşsaydık. İşse diye naçizane. Bu sanki daha doğru olurdu. Sizin için söylemiyorum. Genel olarak kimsenin evine gitmeyi ben şimdi uygun bulmuyorum. Şimdi genel bir prensip şudur. Detaya ben girmem. O bilmediğimiz hususlar. Erkek de kadın da eşinin istemediği insanları evine almayacak, istemediği yere gitmeyecek. Ancak anne babası, efendim kardeşi, onlar müstesna, onları engelleyemez. Onun dışında uzak akraba, ona da müdahale edebilir. Benim akrabam nereden? Suyunun suyu, dıdısı. Hayır, onunla görüşme. Kim diyorsa, diğer kadın diyorsa kocası, kocası diyorsa kadını buna uyar. Yani bu uyar. Sadece kocanın karısına olan hayır yaptırımı değil. Onun kadın bildiği da kocasına görüşür. Onun bildiği vardır. Gözünden rahatsız olmuştur, duruşundan rahatsız olmuştur, bir sözünden rahatsız olmuştur. Her şeyi açıklamak zorunda da değildir. Gitme kardeşim. Gitme istemiyorum. Tamam, bitti. Orada bitmeli. Burada da belki evde yalnız yani olmadığını düşünmüştür. Belki neyse onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ama yanlışları varsa kendisini de düzeltsin kardeşimiz. Ama bunu eşine... Eşine ihsas etsin. Yani mutlaka belli bir oranda ona belli etsin eşine. Yani ya onunla iş yapma. Dürüst değil. Desin. Bu iftiralar da çok fena tabii. Bunu bir adama da yapabilir, kadına da yapabilir. Bu da kulaklığına şimdi şöyle geliyor. Bakın, bakın bizim dinimiz ne güzel bir kural koymuş. Diyor ki kadınla erkek, nikah düşen yabancı kadınla erkek kapalı kapılar ardında yalnız başına kalmasın. Bu da haramdır. Ve iyi niyetle iş görüşmesine gittik. Şimdi diyelim ki erkek kadına terbiyesizlik yaptı. Kadın da gitti kocasına şikayet etti. O erkek de diyecek ki hayır o beni ayarttı. O geldi desin. Nasıl ispat edeceksin? Bütün bunlara, suizanlara, kötü düşünceye, iftiraya engel olabilmek için de tedbir almak lazım. Hocam bugünümüzde mesela o kadar toplantılar yapıyoruz ki mutlaka zaman zaman yalnız kaldığımız ya da yalnız konuşmamız gereken şimdi şeyler de oluyor. Yalnız konuşmak ayrı bir şey bakın. Şimdi burası umumi bir yer, stüdyo. Tabii. Burada kapı kapalı bile olsa herkes girip çıkıyor. Hı hı. Burada oturup iş görüşmesi yaptınız. Bu halveti sahiye denmez buna. Bura topluma açık bir yer. Kafede oturdunuz, bahçede oturdunuz. İki kişi oturuyoruz. Bunlar değil. Kimsenin giremeyeceği bir yer. Anahtarı sizde. Başkasına açık olan bir yer değil. Özel bir yer. Hmm. Bunu kastediyoruz. Birincisi bu. İkincisi mesela ben fakültemde bile ilahiyat hocasıyım değil mi? Kızlarımız pırıl pırıl. Ben kendi çocuğum gibi. Hepsini çocuğumdan daha fazla severim. Ama ben kızlarıma bir şey öğretiyorum. Odada yalnız kaldığım zaman öğrencim bana bir şey sormaya geliyor. Kızım kapıyı açık bırak diyorum. Ha. Bak ne güzel. Ben de hocamdan gördüm onu. Hocanın aklına hiçbir şey gelmez. Kızın aklına hiçbir şey gelmez. Ama üçüncü bir şahıs kapıyı açar bakar. Aa, yapayalnız oturuyorlar burada. O sırada da başka bir pozisyon olabilir. Çocuk bir şey veriyor olabilir. Başka bir şey olabilir. Niye ben iftiraya kurban gideyim? Tedbirimi alayım önce. Allah korusun tabii. Hiç oluyor bakın yani. Şimdi okulda oluyor, üniversitede oluyor, başka yerde. Neler duyuyoruz gazetelerde? Şu aman şöyle hocam, oldu bugün. Onların evet. Peki neden? Taciz olayları çok. Baştan bunlar tedbirler alınmıyor. Açık bırak kapıyı kardeşim. Gelen giden koridorda sizi görsün. Niye kapıyı kapatıyorsunuz? Niye bir köşeye saklanıyorsunuz? O zaman sende de sıkıntı var. Çekilme keş. Halveti sahiha dediğimiz
özel bir yerde başkasının girip çıkması zor olan bir yere kapanmak anlamında halveti sahi bu haramdır. Onun dışı umuma açık yerlerde görüşebilirsiniz. Az önce dediniz ya keşke bir büroda şurada burada olsaydı değil mi görüşme. Tabii. Ev olunca profesyonel işte, bir yerde. İşte halveti sahiye oluyor. Orada ispat etmek çok zor. Sen ne kadar haklı olursan ol karşı taraf hatta hiçbir şey yapmadan bile gittiniz hiçbir şey olmadı. Daha sonra iş hayatında size yanlış yaptı. Ben bundan bir intikam alayım. Ben bunun evine gittim beni taciz etti dersen ne olacak? Bu da iftira. O adam onu nasıl temizlesin? Tabii. Hem kadınlara tabii. Hem erkeklere. Olmuyor peki, bunlar oluyor herhalde. Oluyor ne yazık ki. Evet. Ama özellikle okulda hele hocam dediğimiz yani öğretmenim dediğimiz insanların böyle şey Allah. Vallahi affetsin de diyemiyorum. Ben Allah'a işte var diyorum. Daha neler demek içimden geliyor da. Onu hiçbir şey temizlemez yani. Onun için mutlaka güzel örnekler vardır. Bizim de hocalarımızdan gördüğümüz. Ben mesela o usulü gördüm. Sizin hoşuma çok hassasiyet, gidiyor. Sizin durumunuz da tabii çok hassas tabii, ama hoşuma gidiyor. Gönlümden geçenin şimdi geçen bir arkadaşımızla ilgili bir kız resim çektirmiş. Şimdi bundan hocayla böyle bir resim çektirmek caiz midir değil mi? Niye böyle hocanın şeyler başına gelmiş değil mi hocam? Yani, evet, galiba öyleydi. Oluyor bizimle de çektiriyorlar. Şimdi tabii biz, sizinle de biz kaç kere çektiriyoruz. Resim çeken insana git yanımızdan kovmak hak mı yani? Gelmiş, seviyor, dinlemiş hocam. Ama öbürü kötü niyetle alıyor, kullanıyor. O zaman bazen de bunlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben arkadaşlara, yanımdakilere de söylüyorum. Yani ben görmeyebilirim. Başka çirkin bir pozisyonda da arkamdan bir pozisyon, manzara çıkabilir. Siz engelleyin. Tabii. Her zaman bizim gücümüz yetmez. Ama bunlar kullanılıyor. Kötü niyetli insanlar kullanabiliyor. Siz iyi niyetlisiniz ve ben de görüyorum burada. Sizinle beraber yürürken herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor hocamızla. Açığı kapalısı, genç kızı, yaşlısı, herkes. Olabilir. Size ama olan sevgiden kaynaklanıyor. Yine de kötü niyetlere fırsat vermemek lazım. Peki. Evet. Günaydın efendim, merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Aleykümselam, buyurun kardeşim. Sağ olunuz. Hocam ben soru sormak istiyordum size. Benim kızım evlendi. İkiz bebekleri oldu. Bir tanesi rahatsızdı. Rahatsız olana kızım baktı. Diğerine kayınvalidesi baktı. Ama daha sonra kızımla bacısının arası bozuldu. Bir yıl bende kaldı. O arada çocukların ikisi de onlardaydı. Evet. Fakat bir yıl önce barıştılar. Hı hı. Ama kayınvalidesi ondaki olan çocuğu kendine anne alıştırdı. Benim kızım anne bildirtmiyor. Ve şu da var. Benim kızımda olan yani o hasta olan bebeğimiz o öldü. 2 ay oldu öleli. Başınız şimdi bir tane kaldı. Kayınvalide onu büyüttü diye sahiplendi. Kendini anne dedirtiyor. Annesini anne dedirtmiyor. Benim kızım çok üzülüyor. Bunun vebali nedir? Babaannesi kızınıza anne demesini istiyor kendisine. Özeti torunu, bu. Torunumuz yani babaannesine anne diyor. Onu doğuran anneye anne dedirtmiyor babaannesi. Ne diyor? Annesine ne diyor gerçek annesine? İsmini söylüyor hocam. İsmini söylüyor. Babasına baba diyor. 3-5 senedir gene söyler. Ondan sonra çocuk büyüyünce gerçekler yerine oturur. Peki hocam annenin içi gitmez mi? Hani anne olarak şimdi bana anne demiyor. Tam o bakmış olabiliyor ama ya bazı yerlerde büyüklere de anne diyenler oluyor. Yani babaannesine vesaire anne deniyor. Hayır ben de böyle izleyicilerim oluyor. Yaş olarak çok uygun oluyor. Anneciğim diye biliyoruz ama yo, o anlamda dururken değil. Yani aile içinde de büyük babaanneye falan anne diyenler oluyor. Olsun ne olacak? Kasıtlı yapıyorsa tabii kırmadan düzeltmek lazım ama kasıtlı yapmıyorsa bunu büyütmek doğru değil. Peki. Çocuk kendisi düzeltecek zaten onu. Hocam hızlı hızlı gidelim o zaman. Az önce Twitter'dan okumuştum şimdi devam edeceğim ama hamileyken saç kesmek günah mıdır? Hiçbir sakıncası yok. Yok. Kaş aldırman. Kaş aldırma. Hem de öyle bir yazmış ki bir tel kaşını aldırırsa cennet haram olur gibi bir şey yazmıştı izleyicimiz. Yani cennet böyle duymuş, doğru bir tel kaşın altına saklanmış. Yani bu şimdi şu anlamda var. Saçını deve topuzu gibi, deve hörgücü gibi topuz yapan kadına, kaşını aldıran kadına, erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe lanet olsun gibi hadisler var. Şimdi buradaki maksadı şöyle diyorlar. Mesela kaş aldırmak ne zaman caiz olur diyor kitapta, fıkıh kitaplarına geçmiş. Bir kadın kaşını evli ise kocası için aldırabilir diyor. Yani kocası diyor ki ben senin kaşlarını çok sık buluyorum.
Bunları inceltebilirsin diyor. Kadın da inceltiyor. Peki bu kadın kaşını inceltmişse bununla sokağa çıkıyor demektir değil mi? Tabii kaş. Kaşı da görünüyor. Yüzü örtmek mecburiyeti olmadığı için farz değil. Peki kaş aldırmak demek ki kendiliğinden bir günah olan bir şey değil. Peki kaş aldırmak niye lanetlenmiş? Saçı topuz yapmak. O zaman kötü niyetli kadınların yaptığı adetlerden normal olarak kimse yaptırmıyor. Kötü niyetli kadınlar yapınca onlar belli oluyor. Biz buradayız demek için yapıyorlar. Peygamberimiz de bunlara lanetliyor. Şöyle bir fetva var bakın. Osmanlı Şeyhülislamlarından 16. yüzyılda bir Şeyhülislam'ın fetvası yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi basmıştı. Enteresan örnek bir şey. Şeyhülislam'a soruyorlar. Diyorlar ki İstanbul Boğazı'nda kayıkla seyahat ederken bir kadının, Müslüman bir kadının şemsiye açması, kullanması helal midir, caiz midir? Fetvada, fetva el cevap kadınların kayıkta şemsiye açması haramdır. Hadi niye? Zira bu sıralarda diyor fuhuş yapan kadınlar kayıklara binip şemsiye açıyorlar, adres belli ediyorlar, biz buradayız diyorlar. Onun için bunları yakalamamız için şemsiye açmayı yasaklıyoruz diyor. Allah şimdi sebebi Allah. Bu. Ama şimdi, o dönem değil mi? O anda. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi kötü kadın deniyor ya. Peki bunlara giden adamlar iyi adamlar mı? Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Şimdi orasını konuşmak şimdi başka bir mesele. Bizim şu andaki konumuz o değil. Peki ama hani bunu söylemeden de geçemedim şimdi. Hayır bu ayrı bir şey. İkisi de yanlış yapıyor. Orada birini savunacak yani durumda değiliz. Yani ikisi de yanlış. İkisi eğer bunun biri yanlışsa. İkisi de yanlış. Onları o duruma düşürenler de günahkar. Şimdi bu fetva o anlık dediniz değil mi? Hı-hı. Doğru o anlık olduğunu anlıyoruz. İşte o hadis de o anlık hadis. Yani günümüzde ama, çünkü nasıl şemsiye açmadan şimdi bakın, bakın problem şu. Güneşte hadisleri yandı. Okuyup hadis nedir? Bunun yorumu nedir? Gerçek manada amel edilir mi edilmez mi? Muamelatla ilgili şekille ilgili hadislerin yeri dinde fıkıhta nedir? Bunları bilmeden cımbızdan bir tane hadis görünce zannediyor ki ayet gibi efendim ne olduğunu anlamadan, diğer hadisleri bilmeden, karşılaştırmadan, mukayese etmeden ayetle karşılaştıracaksınız. Aynı konudaki diğer hadisleri bileceksiniz. Aynı konudaki fıkhi hükümleri bileceksiniz ki hadisi anlayasınız. Bunları bilmiyor çoluk çocuk, önüne gelen hatta yarım yamalak hocalar alıyor bir tane hadis al sana günah seni cehenneme sokuyor işte. Ondan peki, bu... Birkaç yüzünden cenneti kaybediyorsun. Ya. Zahide abla günaydın demiş Elif Ayağan. Günaydın, hayırlı cumalar. Ağzından ve burnundan kan gelen her insanın insan şehit mi olur diye bir sorusu var. Hiç alakası Twitter'dan. Yok. Yani öyle bir şey yok. Yani. Şehit nerede olur? Şehit Allah'ın yolunda din, vatan, namus için Allah rızası başta olmak üzere kastında canını feda ederse bir insan veya ancak yaralanıp o ölmüşse o şehittir. Onun dışındakiler. Peki Ahmet Ertunç şehitliği de ucuzlattık. Demiş ki bilgisayardan kulaklıkla Kur'an-ı Kerim dinleyip ben de aynı anda Kur'an'ı okuyarak hatim yapıyorum. Mukabele mi? Tabii. Hatim mi oluyor? Mukabele demek karşılıklı dinlemek olur. Bu mukabeledir. Buna efendim Ramazan'da da teşvik ediyoruz. Peki, okuyamayanları. Berat Salih hocama sorum şöyle diyor. Hamileyim, iki oğlum var. Her namazda Allah'tan kız evladı istemek, duada ısrarcı olmak doğru mu? Doğru olur. Doğru isteriz. İstediğini söyleyebilir. Yarın sınavı varmış Meryem Başkaya'nın. Stres için, stres yapmamak için okuyabileceğim bir dua var mı diyor. Ya şimdi tabii birebir ayetler sen duada şunu kazan efendim işte baş ağrısına şu okunur, karın ağrısına bu okunur, diş ağrısına bu okunur. Bunlar çok çirkin şeyler. Kur'an bunun için inmedi, oyuncak değil. Yani fal bakmak için inmedi. Ya da ilaç olarak eczane gibi inmedi. Ama genel olarak biz Allah'tan başarı geleceği için mesela Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, kufranike rabbena ve lekel masir. Bunu okursak başarıyı Allah'a havale etmiş oluruz. Allah'ın yardımını talep etmiş oluruz. Buna devam etsin deriz. Yoksa Kur'an'da böyle bir şuna baş ağrısı, diş ağrısı diye bir ayet yok. Peki. Hocam bir bayanın 90 kilometreden sonrası Twitter'dan sorularınızı okuyorum. Elif Hanım sormuş. 90 kilometreden sonrası mahremsiz gitmesi sakıncalı mıdır? Bu konuyla ilgili emniyet, bir ayet var mıdır? Emniyet varsa gidebilir. Emniyet yoksa sokağına bile çıkamaz. Ölçü budur.
Yani siz uçağa binip de iş için gidiyorsunuz, ailenizi görmek için kilometreler gidiyorsunuz. İlle de kocası nasıl yanında olacak? Emniyet meselesidir. Emniyet. Ama yanında günümüzde mutlaka kadın olur, çocuk olur, hasta olur. Bunların koruması olursa daha iyi olur. Yoksa zaruret varsa gidecek. Eskiden çölde herhalde yani 3-5 kilometre bile çok uzun. O zaman peygamberimiz erkeğin tek başına yola çıkmasını da yasaklıyor. Bile. İkincisi şeytandır diyor. Ha. 3 kişi olunca grup olun öyle gitsin. Yani erkeklerin bile sokağa çıkması yasaklanıyor. Bunu sokağa çıkması değil, yola gitmesi. Yola gitmesi. Hı-hı. Peki. Hocama sorum diyor. Hamileyim, 2 oğlum var. Ha, bunu zaten sordum az önce size. Aslı diyor ki erkek arkadaşımla evlenmek istedik. Babama söyledik. Babam karşı çıktı. Ne yapmalıyım? Şimdi seviyorlar herhalde bu çocuklar birbirlerini. Erkek arkadaşım evlenmek istediğimizi babama söylemişler babasına. Babası karşı çıkmış. Bu kaçmaya tabii ki karşıyız ama razı edecekler yavaş. Razı etmek için hediyelerle uğraşsınlar. Gönül alacak, tanıtacak, tanıştıracak. Küt diye de söylemez. Söylemekten söylemeye fark var. Peki ben eşimin boşanmış kardeşiyle aynı evde tek başıma yaşamamız doğru mu? Kendisi burada kalmak istiyor. Yazan bir hanım. Yani eşinizin boşandığı kardeşiyle, kardeşi kız mı erkek mi acaba? Erkek kız zaten sizin yanınızda niye kalmak istiyor? Olabilir. Yer yoktur. Yer yok. Yer yoksa, oğlan kardeşi kalmak istiyor. O, az önce dediğim o halvete dikkat edecekler. Yapayalnız kalmayacaklar. Mümkün mertebe. Erkek de abisine göre ayarlayacak. Yalnız gelmiş, aç gelmiş, yorgun gelmiş. Mutlaka efendim işte çoluk çocuk varsa o şekilde olur. Ama kadın yalnız, erkek yalnız, devamlı abisi dışarıda, hiçbir şey olmaz. Normal. Kardeşi ona şimdilik haram. Ama dışarıdan da dedikodular var. Az önce konuşuluyor işte bunlar. Hmm. Bunlara engel olmak için mümkün mertebe iki tarafta birbirine dikkat edecek. Şimdi hadislerde hamu şeklinde geçiyor. Hamusu olursa yani erkek tarafından akrabası olursa o da ölümdür diye bir hadis var. Bu çok kullanılıyor. Yalnız başına kalmasın kadın başka bir erkekle. Erkek akrabaları tarafından kocasının erkek akrabaları olursa o da ölümdür şeklinde bir hadis kullanılmış. Bunu sadece kayın olarak tercüme etmek yanlış. Uzak akraba anlamında almak lazım erkeğin akrabası. Onlar da dikkat edecekler. Yani buna dikkat edilirse. Ama burada ölçü şu. Dostlarla, arkadaşlarla, akrabalarla normal olarak görüşür, konuşur. Efendim edebine, tesettürüne dikkat ederek oturur. Fakat halvet-i sahiyadan kaçınır. Ama birbirine görmeyecek, etmeyecek, yanına girmeyecek, çıkmayacak. Bunlar da din olmayan şeyler, din gibi insanlara sunuluyor ve takva zannediliyor. Takvanın esası peygambere benzemektir. Peygamberimiz kızıyla oturmuştur, damadıyla oturmuştur, akrabasıyla oturmuştur, yanına baldızı girmiştir, çıkmıştır. Mesela baldızı, peygamberimizin baldızı Esma annemiz. Esma annemiz çocukken peygamberimizin yanına girer çıkarmış her türlü kıyafetle. Ama büyüyünce peygamberimiz diyor ki Esma sen artık büyüdün. Benim yanıma girerken artık içini göstermeyecek kıyafetler giy diyor mesela. Ama kaç göç yok, gelme yok. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bir taraf tamamen her şeyi erkek kadın yabancı nikahlı falan ayrım yapmadan karmaşık böyle bir yaşantıyı seçiyor. Diğer tarafta Allah'ın peygamberin koymadığı kuralları kendi içinde koyuyorlar, gettolar oluşturuyorlar, böyle tarikatlar da var. Kadın geliyor kaç, erkek geliyor kaç. Ama bu sefer de dinden soğutuyorlar hocam. Dinden soğutması önemli. Kendisi dini efendim yaşamamış oluyor. O kendini yaşamıyor. İstismar ediyor yanlış bir şey. Baldızını görmüyor. Kayınını görmeden yaşıyor. Baldızını görmüyor. Kayınpederini Kur'an-ı Kerim baba yerine koyuyor. O elini vermiyor. Evet. Kızını bile elini sürmeyen babalar vesaire türüyor. Bunlar sapıklığa götürüyor. Bunlar din değil sevgili kardeşlerim. Bunu size kim takva adına söylüyorsa yanlış yapıyor. Dini bilmeden yapıyor. Bu bir yerden patlıyor. Aileleri yıkıyor. Siz az önce o Katar, Kuveyt bir yerden örnek verdiniz. Dubai'den örnek verdiniz. Öldürmüş kızını resmen. Bakın öyle şeyler anlatılıyor ki bazı yerlerde. İki kardeş 40 senedir birbirinin hanımını görmemiş, tanımıyorlarmış. Bu çok mübarek insanlarmış. Böyle anlatılıyor gençlere, çocuklara. Bunlar dinde böyle bir şey yok. Bunu size kim din diye söylüyorsa o dini bilmiyor sevgili kardeşim. Sadece sizi kullanıyor bir yere kadar. Kayınpederinin huzuruna gelin çıkmıyor. Çok takva zannediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet varken hocanın, şeyhin sözü onu bastıramaz.
O ne derse desin. Ayeti göster. Efendim Nur Suresi 31. Onları göster, okuyun. Kimin yanına çıkılabilir, kimin yanına nasıl çıkılmaz. Peki bir de gelinlik meselesi var hocam. Son günlerde pek bir revaçta oldu. Onu da konuşalım ama bir telefonumuz var. Yani gelinlik giymesini istemeyen bir baba, o da kendisi de hoca, kızının gelinlik giymesinden bir hayli meczup olduğunu söyleyen, mutsuz fakat söz geçiremedim diyen bir baba. Şimdi benim muhatabım değil şahıslar. Muhatap da almıyorum. Zaten bizim ismimizi vererek sürekli bir yerlerde kışkırtmacalar yapan tipler var. Onu muhatap almıyorum. Ama ben ölçüm şu. Sorunun cevabı şu. O kişiyle alakası yok. Her zaman da söylüyorum. Hı hı. Hazreti Ayşe annemizin bir güzel gelinliği vardı. Nişanlanan kızlar, evlenen kızlar gelinliği yoksa ondan ödünç alırlardı. Hı. Bunun rengi nasıldı diye soruyorlar. Kırmızı, siyah karışımlı. Güzel bir gelinliği varmış. İnsanın özel zamanlarında, böyle düğün gibi, nişan gibi zamanlarında özel kıyafet giymesi dinimizde vardır. Hazreti Ömer, hanımı Zeynep'e Bizans elçileri geliyor. Bakın sanıyorum Bizans elçileri. Taberani tarihinde hocamız, Allah uzun ömürler versin, Sait Hatipoğlu hocamız, ben onun yüksek lisans dersine gel. Talebelerle tanıştırayım seni diye sokmuştu. Orada ağlayarak anlattı bunu. Hazreti Ömer hanımına diyor ki elçiler gelecek. Güzel giyin, masamıza oturacaksın. Bak ölçüye bak şimdi. Ve elçiler geliyor, yemek geliyor. Hazreti Ömer'in eşi Zeynep masaya gelmiyor. Hazreti Ömer bu. Hiddetli. Toplantı bittikten sonra hanımına çıkışıyor. Peki hocam ne diyor orada, bir gün evet. Koyalım telefonu bekletmeyelim, bir hayli beklettik kulaklığına girmesin o da. Ben de merak ediyorum Hazreti Ömer, hı-hı, ne diyor. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar, buyurun. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun. Selamlar, hayırlı olsun için. Arabanız. Sağ ol, Allah razı olsun. Araba almışsınız, buyurun sorun sorunuzu. Ya benim hocama bir sorun var, bir senedir canım çok sıkıyor bu soru. Hani niye? Benim kızım okulunu bitirdi, hemşire oldu. İşe başladı. İşe başladıktan sonra bir şükür kurbanı kesti. Allah'a çok şükür okulumu bitirdim, işimi elime aldım diye. Ondan sonra zorunlu olarak mecbur çok erken gittiği için bir araba aldık. Arabaya kurban kesmedik. Hani erkek dedi ki işte kesin, zillada bir kan akıtın diye. Derler. Öyle dediler. Biz de kesmedik. Ben de arabanın kurban yerine sadaka vermeyi tercih ettim. Yani okuyan yanımızda, etrafımda çocuklar var. Kurban kesmedik. Öyle sadakasını verdim. İlla da bir kurban kesmeli miyiz arabaya? Allah kabul etsin. Böyle bir şey var. Böyle bir şey alınca, ev alınca, araba alınca şimdi, kurban kesmek mecbur mudur? Bazı alimler diyorlar ki eve kurban, arabaya kurban haramdır. Bak kesmek gerekir mi değil, haramdır. Haram. Niye haramdır? Niye? Kurbanı kesersen bu beni, evim yangın olmaz. Kurbanı kesen bu araba beni korur. Kaza olmaz. Bu şirke girer diyenler var. Ama sen şöyle bir niyet yapmışsın. Allah'ıma şükürler olsun. Bana bir ev nasip etti. Bunun için bir kurban keseceğim. Dersen ev aldıktan sonra ve araba aldıktan sonra bu şükre girer. Almadan önce eğer bir evim olursa kurban keserim. Arabam olursa kurban keseceğim demişsen bu da adağa girer. Adak olur. O zaman her ikisi de kesilebilir. Adaktan yemezsin. Etrafın, ailen, belli zekat veremeyeceğin kişiler yemez. Onun dışındakiler yer. Yersen hediyesini verirsin, onun sadakasını verirsin. Şükürden de yersin. Yani ev için araba için kurban kestiysen şükre olsun diye onu yersin. Aynı zamanda ziyafet verebilirsiniz. Ama bu şükretmek için. Şükretmek başımın için kesilir. Sadakası olsun. İlla şükür. Araba aldın kes, ev aldın kes, böyle bir şey yok. Yani kesmeyebilirsin. Peki. Söz vermediysen. Hazreti Ömer ne dedi merak ediyorum ama sizi Özbekler tekkesine götürmek istiyorum. Hatta onun bahçesine. Bahçede yüzlerce yıllık bir mezar var ve bu mezarın taşlarında da pek çok sır saklı. 1692 yılında kurulmuş burası. Bir izleyelim, sonra hocamızın yorumlarını alacağım. Allah dostlarının 324 yıllık buluşma noktası.
1692 yılında kurulan Özbekler Tekkesi geçmişten günümüze Allah dostlarının buluşma noktalarından biri olurken tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Efendim çok bilinmeyen bir tekkedeyiz. Buhara Özbekler Tekkesi. Bu tekke 1692 yılında inşa edildi ve Türkistan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden hacca gitmek isteyen dervişlerin, Allah dostlarının gelip konakladığı bir yer olarak kullanılıyordu. Ve çok sayıda Allah dostunun, dervişin bu şu anda üstünde bulunduğum yerde ayak izleri var. Özbekler Tekkesi'nin bahçesindeki yüzlerce yıllık mezar taşlarının sırrı ne? Tekkenin haziresinde bulunuyoruz. İşte çok sayıda mezar taşı var. Elimde de bir belge. Şeyh Seyit Mehmet Said Efendi, Mirza Alem Efendi, Abdurrahman Efendi, Şeyh Seyit Yahya Efendi gibi gidiyor çok sayıda şeyh. Bu şeyhlerin nedir efendim tarihi? Efendim burada konaklayanlar, burada kalmış olanlar, hatıralarıyla birlikte bu mekanda yaşamış olanların mezarlarıyla birlikte kalmış olan şeyhlerin kendilerinin de mezarları var. Tarih itibariyle örnek veriyorum, şu mezar taşı mesela şu. 14 tane padişah görmüş çok eski taşlardan. Dolayısıyla mekanın hem ruhu itibariyle hem de yaşayanların ne kadar uzun sürede kaldığını da çok büyük bir ispatıdır. Aslında bilmiyoruz tabii ama diğerlerine oranla çok daha büyük. Acaba buranın baş şeyhi diyebilir miyiz? Şimdi mezar taşlarında sivri olanlar bayanlara ait mezar taşları. Top şeklinde olanlar hem imamlara hem de erkeklere ait mezar taşları manasına geliyor. Bu şeyhlerden birisine ait olduğunu araştırmalarımızın sonucunda bulduğumuz ve kaydını aldığımız bir mezar taşımız. Efendim bu tekke şu anda günümüzde İstanbul Tasarım Merkezi olarak hizmet veriyor ama o dönemde, yani Osmanlı döneminde burada çok sayıda Allah dostu yaşamış hacca giderken. Mesela şu sırlı pencere, bunun hikmeti nedir öğreneceğiz buranın müdürü Cüneyt Bey'den. Hem burada şeyhin ve müritlerinin çile çıkartması için 7-40 olarak değişen, bunun farklı periyodik şeyleri de farklı uygulamaları da vardır tasavvufta. Bu çilehanede gördüğünüz o mekanda hem çile çıkartılır hem zikir yapılırmış. O yani zamanı... buraya giriyorlar ve bazen günlerce bazen haftalarca sadece Allah'ı tefekkür ediyorlar. Tekkeyi ziyaretimiz esnasında bir de kuyu dikkatimizi çekiyor. Öğreniyoruz ki evliyaların içme suyu bu kaynaktan çıkmış. Tekkenin bahçesindeki bir kuyu dikkatimizi çekti. Yaklaşık 20 metre ben buradan görüyorum ve hala sonunda su görünüyor. Bu suyu mu kullanıyordu dervişler? Tekke ilk yapıldığı dönemlerde buradan su çekilerek buranın ihtiyaçları için kullanılıyormuş. Buraya geldikleri zaman içtikleri suyun bulunduğu kuyu. Evet, yani tahlil esnasında da zaten içilebilir bir su olduğunun, gerçek kaynak suyu olduğunun raporunu da almıştık. Özbekler Tekkesi içerisinde Abdülhamit döneminde eklenen bir de mescit bulunuyor. Şu an tekkenin içerisinde yer alan mescitte bulunuyoruz. Burası da şeyhin ve müritlerinin herhalde ibadet ettiği, namaz kıldığı, değil mi? Sohbetler, evet, yaptığı yer. Burası 1692 yılında tekke yapıldığı zaman aslında olmayan kısımdayız şu an. Abdülhamit dönemindeki restorasyon esnasında ihtiyaç hasıl olduğu için içeride kalan haremlik selamlık bölümünde namaz kılma ihtiyacından dolayı buraya eklenmiş bulunuyor bu mescidimiz. Tekkenin tarihi dokusu korunurken 324 yıllık hela taşı da dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi yine bahçeye geldik ve bir hela taşı olduğunu düşündüğümüz bir taş var. Bu nedir? Bu 1692 yılında yapıldığı üzere orijinal tuvalet taşı. Hela taşı olarak da telaffuz ediliyor. Bu taşlar içeride konuşlandırılmış vaziyetteydi fakat sonraki restorasyonlarda ve zedelenmelerde odaların konumuna göre değişiklik yapıldığı için bu taşlar dışarıya alınmış. Son olarak tekkenin bahçesinde şifalı su çıktığına inanılan şifalı su sarnıcı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Şu anda yine Özbek tekkesinde bulunan bir tarihi yapının içinden çıkıyorum. Burası bir su sarnıcı efendim. Burada metrelerce derinlikten su çıkarılıyordu, şifalı sular. Ve daha sonra hemen şurada bir çeşme görüyorsunuz işte. O çeşmeden akıtılıp kullanıyorlardı dervişler bu suyu.
bir tarih İstanbul'un her köşesi. Bilene, evet. Görene, göremeyene de biz programlarımızda göstermeye çalışıyoruz. Bu tekkeler çok güzel hizmetler yapmışlar. Bozulmadan, kokuşmadan, hakikaten tasavvuf da öyle. Bir de Üsküdar'da Özbekler Tekkesi var. Orayla ilgili de benim de bir hatıram var inşallah. Peki belki onu da anlatırız. Öyle enteresan sorular geliyor ki Twitter'dan sorularınızı yazın lütfen. DJ olmak günah mı hocam? Ablacığım inşallah anne olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hastalık için şifa duası. İsrail bayrağını yıldızlı camilerimizde de bulunuyor. Peki bunun sebebi ne? Ve Hazreti Ömer gelmeyen eşine ne söyledi hiddetle? Geldi evet. Yanına. Onu da konuşacağız efendim. Kısa bir ara veriyoruz. Az sonra buradayız. Bu görüntüler gerçek. Ellerinde kitaplarıyla namaz kılan Yahudiler. Secdeleri çok farklı. Yahudiler neden İslami şartlarda namaz kılıyor? Bu ibadetin sırrını açıklıyoruz. Az sonra Zahire Yetiş'te. Ramazan'a az kaldı. İftar ve sahur sofraları için alışveriş telaşı başladı. Hem sağlıklı hem hesaplı alışveriş nasıl yapılır? Zahire Yetiş'te ekibi Alışverişin Kalbi Eminönü'nde az sonra canlı yayında. Bu görüntüler gerçek. Ellerinde kitaplarıyla namaz kılan Yahudiler. Secdeleri çok farklı. Yahudiler neden İslami şartlarda namaz kılıyor? Bu ibadetin sırrını açıklıyoruz. Az sonra Zahire Yetiş'te. Şu anda çok enteresan bir görüntü, bilmiyorum yani ben çok meraklandım. Çünkü bizim bildiğimiz secde ile orada yapılan secdeler arasında bir hayli fark vardı. Farklı secdeler mi var? Farklı inanışlara göre mi şekilleniyor? Hocama soracağım. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş canlı yayında karşımızda. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu soruları programda yetiştirebildiğim kadar sormaya çalışacağım. Kalanını da pazartesi günü lütfen siz yazmaya devam edin. Eminönü'nden canlı canlı Ramazan'ın ilk günü hocamla beraber inşallah Allah nasip ederse sizi karşılayacağız i̇nşallah. Sabahtan. Sonra hocam gün içine zaten devam edecek. Evet, inşallah evet, hem inşallah, sahurda tabii. Hem iftarda buluşacağız. Sahurda ben başlayacağım. Sabah siz geleceksiniz inşallah. İnşallah. 9.30'da sizinle beraber yayınımız olacak. Akşam da iftar programı, iftar öncesi yayınımız olacak. Biraz inşallah. Yorulacaksınız hocam ama pazartesi, sizin bilgilerinize evet, çok ihtiyacımız var. Size o yüzden özel ilk gün olduğu için bir yayın yapalım diye. Çok teşekkür ediyoruz kırmadığınız için. Allah bizi sağ olun. İnşallah güzel olur. Bereket i̇nşallah olur. Güzel olur. Hepinizi bekliyoruz efendim. Tamam. Canlı canlı İstanbul'un göbeğinde Eminönü'nde Ramazan'ı beraberce karşılayalım. Bu arada size bir sarma göstersem. Bu sarmaları sevgili Ayşen annesi yaptı, getirdi. Hocama da ikram edeceğim yayın sonrasında. İnşallah Cuma'ya gitmeden birkaç tane tattıracağım. Ve Ayşen'in de sorusu var. Ayşen herhalde benim en sadık izleyicilerimden birisi. 8-9 senedir beraberiz. Teşekkür ediyorum Ayşen'cim. Sor sorunu bir tane. Hocam benim öldüğüm zaman Allah katında yerim nasıl olacak? Evet. Bu birinci sorun. İkincisi? Bir de oruç tutmak istiyorum. İlaç kullanıyorum. Oruç tutabilir miyim? Gündüzlerde ilaç alman mı gerekiyor? Yok, akşamları alıyorum sadece. Sadece akşamları alıyorum. Evet, akşam yemeklerinden peki. Sonra alıyorum. Şimdi Allah-u Teala tabii ressam, gerçek mutlak ressam o. Resmi öyle yapmış. Allah'ın her yaptığında bilemediğimiz binlerce hikmet var. Biz kuluz, dolayısıyla ona kafa tutamıyoruz. Niye beni böyle boyadın, niye şöyle boyadın? Ama öldükten sonra insanlar tekrar dirilecekler. Melekler içerisinde de elçiler var, rasuller var. Onlardan biri de İsrafil aleyhisselam. İkinci sure üfrüleyince herkes dirilecek. İşte bu dirilme esnasında Allah biz ve enşa'nahu inşa'na ahar. Yeni bir inşa yapacağız insanın vücudunu diyor. Hmm. Ve oradaki şartlara göre insanın vücudu mükemmel olacak.
O şartlarda yani kolu olmayan, bacağı olmayan, gözü olmayan, eksiği olan kimsenin orada eksiği olmayacak. Yeni bir yaratılış olacak. Ve burada çekilen çilelerin, ahu feryatların, o sıkıntıların hepsinin karşılığı orada var. Cennet olarak inşallah Cenab-ı Hak nimetler verecek. Size de Cenab-ı Hak inşallah dünyada da bir güzel hayat, ahirette de yepyeni, taptaze, sapasağlam, gencecik bir vücut nasip eylesin inşallah. Öyle olacak zaten. Ve herkes aşağı yukarı 30 yaşında olacak. 30 yaşında geçmeyecek. Oruca gelince sıhhatli olanlar oruç tutar. Hastalığı artacaksa veya ilacını alması gerekiyor, ilacını almazsa daha kötü olacaksa veya zaten hastalığı çok ağır, oruç tutmasına imkan yok ise bunlar orucunu tutmazlar. Ama o doktor diyor ki oruç tutabilirsin ama ilaçlarını da işte sahurda alabilirsin, iftardan zamanını sonra alabilirsin, zamanını değiştirebilirsin diyorsa ve sen de denedin, orucun sana herhangi bir sıkıntısı olmuyorsa tutarsın. Ama hastalığını tetikleyecek bir sebep ise, ilaçlarının saati çok önemliyse, gündüz ilaç alman gerekiyorsa o zaman tutmayabilirsin. Çünkü akşamları gündüz almıyorsun. Sadece, vücudun evet, sağlığında yerinde görüyorsan ki tutmasam bir şey olur mu peki? Yani şöyle tutmazsan, tutmazsan onun fidyesi var. Paranız varsa, imkanınız varsa güne birlik bir kişi sabah akşam doyuracak kadar bir sadaka verirsiniz. Evet. O şekilde de tutmayabilirsin. Öyle de bir kolaylığı var. Peki birisi de iğnem var demişti. İğne oluyorum, tutabilir miyim ama iğne de aynı İğneyi akşam ve sahurda yaptırsın. O şekilde tutabilir. Yok gündüz, illa gündüz yapması gerekiyorsa orucunu oruçluyken yaptırdıysa bozmasın. İhtiyatın ileride bir kaza tutsun. Çünkü iğne bozar bozmaz tartışmasın. Ona ayrıca gireceğim. Peki. Camideki yıldızı sormuşlar, nazarı sormuşlar. Davut, hepsini konuşacağız ama Davut hocam. Davut yıldızı ya da Süleyman Mührü. Davut peki neden yıldızı var? Onu konuşacağız ama Yahudiler namaz kılıyor fakat farklı kılıyorlar. Önce onları bir görelim. Sonra sorularımızla hocamıza devam edeceğiz. Buyurun. Bu görüntüler gerçek. Ellerinde kitaplarıyla namaz kılan Yahudiler. Secdeleri çok farklı. Yahudiler neden İslami şartlarda namaz kılıyor? Bu ibadetin sırrını açıklıyoruz. Görüntülerdeki kişiler Karayim Yahudileri. Yazıtların halkı anlamına gelen Karayim Yahudileri, ellerinde Yahudiliğin sözel kurallarından oluşan Tora ile ibadet ediyorlar. Ancak görüntüleri biraz izlediğinizde bu ibadetin size çok tanıdık geldiğini göreceksiniz. Karayim Yahudileri namaz kılıyor. Müslümanlar gibi secdeye varıyor ve görenleri şaşkına çeviriyor. Peki neden böylesine benzer ibadeti gerçekleştiriyorlar? Namaz kılmak Yahudiler için de emredildi mi? Kökleri Irak'ta ta Bağdat'a kadar dayanıyor. Karayim Yahudileri olarak adlandırılıyorlar. Ellerindeki kutsal kitaplarıyla aynı Müslümanlar gibi namaz kılıyorlar. Kara İbranice okumak anlamına geliyor. Karayim Yahudileri günün büyük bir bölümü Allah için dualar okurlar. Karayim Yahudileri Müslümanlar gibi ibadet öncesinde temizlik yaparlar. Beden temizliği aynı İslami abdesti andırmaktadır. Karayim Yahudileri abdest için ellerini, yüzünü ve ayaklarını yıkarlar. Daha sonra secdeye varırlar. Karayimlerin namazında da bir cemaat lideri bulunur.
Bu kişi dini bilgisi en güçlü kişidir. Karayimler Orta Doğu'dan dünyaya yayılırken İstanbul ve İzmir'e de yerleşmişlerdir. Yani şimdi bize tabii çok enteresan geldi ve kitabın üzerine doğru secde ediyorlar. Şimdi Yahudilerde de Hristiyanlarda da namaz kılma vardır ve bugün onlar arasında da bazı bölgelerde namaz kılan Yahudi ve Hristiyanlar vardır. Hmm. Çünkü dinlerin aslı birdir. Allah tektir. Cenab-ı Hak tek bir din indirmiştir. O da İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün dinler İslam'dır. Allah onu söylüyor. Tek dindir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a verilmiştir. Mesela, bir Müslümanlığı yaymak için. Tabii. Tevrat'taki 10 emir İsra suresinde de geçer. Tevrat'taki 10 emir Musa Aleyhisselam'a verilen 10 emir İsra suresinde de geçer. Onu birden mesela ne diyor? Şirk koşmayın diyor. Ölçüde tartta hile yapma, zina yapma, adam öldürme. Efendim bilmediği şeyin arkasına düşme, böbürlenerek yürüme. Akrabaya yoksula yolcuya yardım et, cimrilik yapma. Şeytana kardeş olma. Bunlar ne güzel şeyler bunlar. Evet, bunlar Tevrat'ta da vardır, 10 emirde. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil'de de vardır. Davut Aleyhisselam'ın getirdiği Zebur'da da vardır. Ve dinimiz İslam'da da vardır. Hepsinde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Yahudilerde de Hristiyanlarda namazı emrettik. İbrahim Aleyhisselam'a da namaz emredilmiştir. Oruç emredilmiştir. Zekat emredilmiştir. Kurban emredilmiştir. Her ümmetin bir menseki, kurban kesme yeri vardır diyor. Mabedi vardır. Her ümmetin bir mabedi vardır. Bütün dinlerin esası da tevhiddir. La ilahe illallah sözüdür. Dolayısıyla aslını bozmayan, devam ettiren Yahudilerde, Hristiyanlıkta namaz vardır. Burada da o görüntüleri görüyoruz. Buradan şöyle çıkarım da olabilir. Bunlar Türkiye şartlarında yaşadıkları için, Türkiye'yi gördükleri için namazı öğrenmişler gibi. Hayır, aslında var bunlar. Bunların aslında biz namaz. Gördüğümüz için ve normalde alışık olmadığımız için Allah Allah orada namaz var mıydı dedirtiyor bize. Kitaplarında var sizin zaten. Sizin bilginizle. Ben bir Hristiyan belgeseli Lübnan tarafında yaşayan Hristiyanları gördüm. Onlar da bundan daha düzenli bizimkine benzer rükûlu namaz kılıyorlar. Rükû ve secdeli. Burada rükû pek yok. Kitaba secde falan onlar değişiyor. Mesela şeyde de bizim Şia dediğimiz İranlarda toprağa secde ediyorlar. Önüne bir toprak koyarlar. Ona secde ederler. Asıl olan secde etmektir. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'de rükû edin, secde edin diyor. Peki. Namazda. Şimdi Arife'cim unutmadık, hiç merak etme. Hazreti Muhammed dedi. Mustafa Hoca devam etmedik. Yusuf Hoca. Peki şimdi devam edeceğiz. Gelinlikle başladı. Önce soruyu da söyleyeyim. Gelinlik giymek genç hanımlara... Örtülü, kapalı ya da açık olan gelinlik herkesi giymek ister tabii ki en mutlu günü. Bunun uygun olmadığına dair bir takım şeyler çıktı. Hocama sordum. Oradan o da bize bir kıssadan hisse anlatıyor. Daha doğrusu Hazreti Ömer'in yaşanmış bir gerçeği. Hazreti Ayşe'den örnek verdik. Gelinliği vardı. Hazreti Ömer de elçiler gelince hanımı Zeynep'e elbise giy yanımıza gel dedi. Hazreti Zeynep gelmedi. Toplantı bittikten sonra Hazreti Ömer çıkıştı eşine. Niye gelmedin? Ben sana söylemedim mi dedi. Niye gelmemiş? O da dedi ki sen bana yeni bir elbise mi aldın ki ben milletin içine eski elbiseyle nasıl çıkacağım? Şimdi bu önemli. Bakın burada birkaç hadise var. Bir Hazreti Ömer'in ev hayatının adaletini görüyoruz. Titizliğini görüyoruz. İsraf yok. Devlet başkanı da olsa ne kadar önemli. İki, kadının giyinme vesaire o duygular Hazreti Zeynep kırılmış. Ve de var tabii. Kırılmış, çıkamamış. Üç, yeni bir elbiseyle huzura çıkmak başkalarının arasına. Yani güzel olacak. İlla kötü olması, kötü görünmesi gerekmiyor. Yeni bir elbiseyle çıkacak. Elçilerin arasında, başkalarının arasında bir Müslüman kadın oturabilir mi? Oturabilir. Bütün bunların hepsini bu olayda görüyoruz. Şimdi bunlar varken kaç göç yok İslam'da. Yani yeri gelir kaçacağın insan olur. Ama yeri gelir kaçmayacağın insanlar da olur. Dolayısıyla bu mahremiyet dediğimiz konular titiz konulardır. Bunu herkes kafasına göre çekmesin. Kur'an ölçüdür, peygamberin hayatı ve ashabın hayatı ölçüdür. Ehli sünnet olduğunu söyleyip de bunlara uymamak, kafasına göre yeni bir din icat etmek doğru olmaz. Peki, Arif Özlem Hanım diyor ki, Zahide abla hayırlı cumalar önce telefon mu? Peki ama bunu söyleyivereyim, kardeşler arasında küslük kaç gün sürer? Kardeş kardeşin hakkını yese dinen ne görür?
Ablam benim hakkımı yemiş, yedi ve bana beddua etti. Hocamıza sorabilir miyiz? Tabii ki sorabiliriz bir tanem ama telefonumuzdan sonra hocamızdan cevaplamasını rica edelim. Günaydın efendim, merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz programımıza, buyurun. Hoş bulduk, şükürler olsun size kavuştuk. Şükür kavuşturana. Sağ olun. Teşekkür ediyorum, buyurun. Benim size sorum, kayınvalidem Alzheimer hastası, yıllarca bana o kadar kötü davrandı ki. Yani onun suratına baktıkça şu an ona yani baktık gelmiyor içimde. Ne yapayım Allah'ıma nasıl yalvarayım da yani bu içindeki öfke gitsin. Hocamdan sorum o. Annesi mi? Alzheimer hastası, kayınvalidesi. Değil mi? Kayınvalidesi Alzheimer hastası. Yıllarca kendisine çok kötülük yaptığını söylüyor. Ona bakmak istemiyor, vebali var mıdır diye soruyor. İşte gelinle iyi davranmak lazım yıllar ya, sonra. Eline düştü. Ya ama sen yine de tabii iyi ol derim ben. Ama Allah sana iyilik versin. İyiliğe, sen ona baktıkça sana iyilik versin. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı demişler. Bir daha söyleyin hocam, çok güzel. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Daha da büyük bir mertebe. Her kişi yani makbul kişinin kârı, kötülüğe iyiliktir. Onu yapabilmek büyüklüktür tabii. Onu yapabilirse ne güzel olur. İki türlü kazanır. Söylediği şeyler aklınıza gelebilir, o kötü zamanlarınız aklınıza gelebilir. Ama derler ya büyüklük sizde kalsın. Peki bir sorunuz daha varmış. Onu da duyalım, evet. Buyurun. Ramazan'da hamileydim ve orucumu tutamadım. Ve bu 4-5 senedir yani de oğlum 5 yaşında şu anda tutamadım. Ne yapayım hocam? Hamileyken tutamadım orucu. Aralarda onları eriteceksiniz. Diyelim 30 gün tutmadınız. Onları 3 gün, 2 gün, 1 gün böyle yıl boyuna yayacaksınız, tutacaksınız inşallah. İnşallah. Sağlığınız yerindeyse, hasta değilseniz, emzikli çocuğunuz yoksa. Yok hocam, evet. Yok, çok şükür. Orucu hocam, tutamadığınız zaman başka günlerde tutarsınız diyor Cenab-ı Hak. Bir soru daha mı var? Hocam benim sizden bir ricam vardı ama ben sizi o kadar çok istedim ki Allah'ım şükürler olsun bugünmüş nasip. Bana imzalı bir kitabınızı rica etsem. Onu yani böyle bir usulümüz yok ama madem Zayda Hanım programında özel böyle bir şey oldu, tevafuk oldu. Adresinizi alsınlar arkadaşlar. Söyleyelim çok inşallah gönderirler. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar hocam. Sizden de razı olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kardeş kardeşe küs kalır mı? Ablam hakkımı yedi diyor bir izleyicimiz yani, Instagram'dan sormuş. Oluyor tabii. Haksızlık edilenler oluyor. Haksızla uğrayanlar oluyor. Küs kalınmasının sebebi cana, namusa ve mala, mal da sayılmış, taalluk ediyorsa küs kalabilir. Küs kalabilir. Ama bu hani ceviz kabuğunu doldurmayacak 3-5 kuruş bilmiyorum ya da bir basit şeyler içinse tabii 3 günden fazlası helal olmaz. Haksızlık yapmışsa bu dünyada alamaz, öbür dünyada alacak. Bazen akrabalar, kardeşler, anne baba, evlat birbirini kusuruyla sevecek, bunlardan dolayı affedecek. Kusuruyla sevebilmek gerçek sevgi zaten. Ya, tabii kusur, herkes kusurlu. Yani kusursuz insan ararsak kimse kalmaz yanımızda. İnsanların artısı mı fazla, eksisi mi fazla, ona bakacağız. Yani iyi tarafı fazlaysa, Allah da öyle diyor. İyiliği fazlaysa cennete gidecek, kötülüğü fazlaysa cehenneme gidecek. Biz yani iyilik tarafına. Kötülük de var, iyilik de var. İyilik tarafı çoksa iyi insan diyeceğiz. Peki hocam, şimdi 18 aylık bir bebeğin aç kalıp kalkmamasına ilişkin bir soru bu. Böyle sorunca enteresan oldu değil mi? Bakın bir anne soruyor. Ramazan'da 18 aylık bebeği memeden bıraktırmak ne derece doğru? Aşırı düşkün mü? Beni halsiz bırakıyor diyor. Ramazan geçtikten sonra mı desek? Hayır, emziriyor mu? Şu an emziriyormuş. 18 aylıkmış. Kur'an-ı Kerim 2,5 sene, ikisini 2,5 seneye kadar 30 ay diyor. Dolayısıyla 30 aya kadar emzirebilir ve bu kendisi de mazurdur. Oruçlarını o az önce soran kardeşimiz gibi 3-4 yaşına geldiği zaman dağıtarak tutabilir. Daha doğru olur. Çocuğun hakkı geçer. Hı hı. Yani zayıf kalırsa, beslenemezse, psikolojisi bozulursa emzikli kadınlar çocuklarını emzirmek için oruçlarını erteleyecekler. Tamam. Bu arada Hazreti Ömer'i hep sormuşsunuz. Devam ettirdik, bitirdik. Geri geri gidiyorum çünkü sorularda. Davut Yıldızı vardı bir. Davut Yıldızı niye? İsrail bayrağında 1948'lerde kullandı. Ondan önce Davut Aleyhisselam'ın. İsrail bayrağındaki yıldız niye bizim camilerimizde de var şimdi diye bizim camilerimiz daha önce yapıldı ve o Davut Yıldızı o Selçuklu'nun simgesiydi. Çoğunlukla kullanırdı mimaride.
İsrailler onu 1948'de aldılar. O Davut Aleyhisselam'ın yıldızıdır. Hı. O kullanmış. Atakan Çetinkaya sormuş. Teşekkür ediyoruz ona da. Hatice Sağlam da diyor ki merhabalar, size de merhaba. Evde kuş yetiştirip satmak günah mıdır? Değildir. Yani ticaretini yapıyor, yapsın. Pek çok kişi zaten bunu yapıyor. Geçen yıl babasını kaybetmiş Özlem Kılıç. Allah rahmet eylesin. Sosyal medyada bir gruba üye olmuş. Dualar, hatimler okunuyormuş. Burada ben de katılıyorum diyor. Babama ulaşır mı acaba diye merak ediyor. Ama önce telefon. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hocam benim sorum yaklaşık 30-40 sene önce başlayan bir husumetten dolayı. Evet. Şu anda sevdiğim kızla bundan dolayı hani babamın rızasını alamıyorum. İstemiyor yani. Evet. Fakat hani bu peygamber sünnetidir deyip bir yola çıktık. Hani evlenmek istiyorum fakat ailemin onayı bir türlü çıkmıyor. Çünkü kan, hani eski kan davası dolayı mıdır nedir? Yok. Şöyle bir şey hocam. Annem ve babam bekarken birbirlerini sevdiği halde dedem başka birisiyle evlendiriyor annemi. Evet. Ve geçinemiyorlar, ayrılıyorlar. Babam o şekilde çocuksuz bir şekilde tekrar annemle bir araya geliyor ve evleniyor. Hı hı. Hmm. 4 tane çocuğu oluyor. Yani 3 kız bir oğlan. Ve ondan dolayı hani aradan 30-40 sene geçiyor. Babama bir türlü işte entrikalar yapıyorlar. İşte köy yerinin ortamını biliyorsunuz hocam, işte kavga, dövüş. Bu sizin babam, evleneceğiniz kız o aileden mi? Evet. Sen de baltayı taşa vurmuşsun kardeşim ya. Aşkı i̇şte gönül bu tabii. Kısmet diyorum hocam. Evet. Canım benim. Allah ayırmasın sizi inşallah. Peki ne, baba helal etmiyorum, evlenmeyeceksin diyor. Kaç yaşındasınız? 28. Kızımız? 22. 22, ikisi de reşit olmuş. Karar sizin. Kan davası yok ama böyle konularda sonradan pişman olmamak için anne babanın rızası çok önemli. Helallik alarak evliliğinizi yapın derim. Şimdi annem 2 sene önce vefat etti hocam. Akciğer kanserinden dolayı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun hocam. Yalnız bundan dolayı da hani ben de artık yuva kurmak istiyorum. Hani sonuçta birbirimizi seviyoruz. Hani rızalarını almak tabii ki istiyorum. Yine babamdır, yine hani ailemdir ama hani bu konularda karşı çıkıyorlar. Peki şöyle demiyor musunuz? Öbür taraftan da büyükler araya girip özür dilemeli vesaire, babayla ilgili hakları, hukukları varsa. Söylenilen şeyler için. Onlar. Ama hani ben mesela sizin yerinizde olsam, baba sen sevdiğin kızı bekleyip o evlenmiş ayrılmış yine de onunla evlenmişsin. Yani sen gerçekten yürekten sevmişsin. Ben de şimdi yürekten bu kızı çok seviyorum. Bana nasıl yüreğini orada bırak da gel dersin demediniz mi hiç? Kolay iş değil. Şöyle kolay. Adam muhatap olmadığı bir aile var diyelim. Muhatap olmak istemiyor. Yüz yüze gelmek istemiyor. Evlenince mecburen yüz yüze tutmuş gelecek. Oğlu oradan efendim evlenmek istiyor. Bu kolay değil. Burada babanın rızasını almak lazım. %100 şart değil. Dinen şart değil. Ama evliliğin mutlu olması için, huzurlu olması için şart. Onun için babayı atmayın. Bu yaştan sonra anne de gitmiş. Ortada kalmış. Hocam o zaman kalmış. Siz buradan babaya bir şey söyleyin. Bizi izliyorsa. Yani burada bence baba akıllı bir baba. Huzurunu kendi huzurunda bozmamalı, evladın huzurunda bozmamalı. Onları da geçmiş, 40 sene olmuş, 50 sene olmuş. İçinde büyütmeye gerek yok bu yarayı vesaire, aynen, sıkıntıyı. Onlara da hayırlısı olsun deyip oğluna yol vermeli. İnşallah. Bence yapar. Böyle daha güzel olur. Babanın inadı burada tabii, işi çözmüyor, düğümlüyor. Oğlana düşen o inadı kırmak. Güzel yolda kılmak. İnşallah babası sizi dinlemiştir. İnşallah. Yani iyi yoldan. Büyükler daha geniş olurlar. Kırılmazlar hemen. Daha anlayışlı olurlar. Yaşın verdiği olgunluk olur. Onlar müsamaha gösterirler. Evladının geleceğini düşünür. Şimdi bunlar tersi de olabilir. Yani sevenleri ayırırsanız ne olacak? Sıkıntılar olacak. Ve evlendiği kişi de bu kişiyi özleyecek. Yani günaha girecekler. Çocuk da o günaha, o günaha da sen sebep olacaksın bu sefer. İkinci bir günah işlemiş olacaksın. Peki. Ama kolay iş değil. Babaya da bir şey diyeyim. Onun bildiği başka şeyler varsa. Belki de tabii. Biz tek tarafı dinliyoruz. Tekrar merhaba efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Esma Hanımcığım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocamın da hayırlı cumalar olsun efendim. Efendim. Sağ olun. Hayırlı hocam, Ramazanlar. Hocam ben gözlerim görmüyor. 10 seneye yakın oldu. Gözlerimi kaybettim.
birden kaybettim. Gönlünüz açık olsun. Gönlünüz versin. Amin. İnşallah. Amin hocam. Hocam ben namazımı kılıyorum. Allah kabul ederdi. Ama hocam hiçbir duayı ezberleyemiyorum. Karşımda okuyorlar. Televizyondan da dinlemeye çabalıyorum ama aklımda tutamıyorum hocam. Tutamıyorum. Daha önce çocukken hiç ezberlemediniz. Ezberleme yapmadım. Hayır hocam. Hayır. Fatiha'yı. Fatiha'dan bilmiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onları söylüyorum. Ufak tefek söylüyorum hocam. Ufak tefek söylüyorum. Ufak tefek söylüyorum ama çok çabuk unutuyorum. Bir de hafıza kaybı şey gelip gidiyor hocam. Böyle unutuyorum ben çok şey hocam. Anladım. Peki o anladım. Zaman oldu, yaptığımız kadar yani... Allah'ım kabul eder hocam şöyle, inşallah. Şöyle Fatiha'yı, Fatiha'yı sürekli biriyle çalışalım. Oldu mu? Oldu bize, hocam. Bize sürekli hocam, Fatiha'yı çalıştır. Bir iki bir şey daha sorabilir miyim buyurun. Hocam? Ben şimdi hocam babamdan mağaradan bir ufak maaş alıyorum hocam. Tamam. Kiracıyım. Hı-hı. O bir küçük oğlumun yanında yaşıyorum. Evet. Ben fitre zekat alıyorum hocam. Fitre zekat alıyorum. Başka bir gelirim hani olmadığı için. Yetmeyince tabii. Olabilir. Veriyorlar hocam. Bir mahsuru yok değil mi hayır, hocam? Hayır. Geçinemiyorsan normal. Yok hocam. Tabii. Yok. Fitre zekat yok. Alabilirsin. Evet hocam. Oğlun vesaire onlar sana yardım edecekler. Çalışamıyorlar. Yok çalışmıyor. Bir gelinim çalışıyor tamam. Hocam. O. Onunla bir sakınca yok. Allah kolaylık versin. Çok özür dilerim hocam. Gelinim bebek emziriyor. Çocuğu 1 yaşını 2 ay geçti. Oruç tutabilir mi hocam? Tutmasın mümkünse daha sonra şey yapsın. Yani çok enteresan hani özel durumlar vardır. Çok sağlıklıdır. Emzirmesine zarar vermez, çocuğun beslenmesini hiç etkilemeyecekse tutsun deriz. Ama genellikle %90 annenin oruç tutması, hele bu uzun günlerde çocuğunu emziren annenin sütünde sıkıntı olacaksa, çocuğun beslenmesine engel olacaksa tutmaması daha doğru. Dinde kolaylık var. Allah bizi zora koşmuyor. Evet, yuridullahu bikümül yusru ve la yuridu bikümül usru. Allah kolaylık diler, zorluk dilemez. Oruç ayetinin hemen peşinden geliyor. Hocam hep böyle ben açıyorum sizlerin dualarınızı böyle. Sizin karşınızda hep ezberlemek istiyorum. Ezberle hocam tutuyorum o sizinle beraber. Söylüyorum o an geliyor geçiyor hocam unutuyorum. O da güzel yolunda olmak yeter. Karınca misali su taşıman yeter. Evet hocam bypass ameliyatlıyım hocam. Tamam bypass kendini fazla yorma. Peki. Oruç tutma, sıkıntı verecekse orucunu da tutma, fitresini verirsin. Gelininizi de öpüyoruz. Fitre aldığına göre senin bir şey vermen de gerekmez. Peki, sevgiler, saygılar, sağolunuz. Evin önüne götürelim sizi canlı canlı. Bakalım çarşı pazarda durum ne, fiyatlar nasıl, Ramazan geliyor. Alışveriş zamanı, Allah bol bereketli sofralar, mutfaklar nasip etsin. El açan değil de el doyuran olmayı nasip etsin hepimize inşallah. Evet Kerem söz sende. Arkada fiyatları görüyorum bile. O 21.500, 22, 20 bin peynirlerin fiyatları. Peki senin elinde ne var? Siz de gündemeye alışmışsınız. 20 lira. Mı? 20 lira sevgili evet hocam. Dönemem ben elimde pastırma tutuyorum. Ben elimde pastırma tutuyorum. Mis gibi de kokuyor pastırma. Gerçekten böyle iştah kabartıyor. Tabii Ramazan'a giriyoruz. Çarşı pazar şenlendi. Biz de ticaretin kalbinin attığı yerdeyiz. Evin önündeyiz. Elimde pastırmayı tutuyorum. Yanımda Yunus abi var. Pastırmayı şöyle bırakacağım. Yunus abiyle biraz konuşacağım. Abi şöyle yanıma buyurun, alayım seni. Geldiniz. Nasıl işler öncelikle? Allah'a şükür işlerimiz fena değil. Güzel. İmalatçı olduğumuz için biraz daha hesaplı vermeye gayret ediyoruz. Ramazan'da vatandaşlar yesin. Şimdi Ramazan'a 2 gün 3 gün kaldı. Evet. Tabii artık yavaş yavaş pazarlar biraz daha artmaya başladı müşterilerle değil mi? Nasıl sizin işler? Millet böyle alışveriş yapıyor mu tabii, Ramazan için? Tabii. Ramazan'da biraz yoğun oluyor işler. Daha gerçi birkaç gün daha var ama. Yoğun. İşte kahvaltılık. Kaşar, zeytin, şimdi, beyaz peynir. Şimdi önümüzde bir tane tekerlek var kocaman. Evet. Etrafı bir değişik, ortası bir değişik. Bir peynir olduğunu şimdiden söyleyelim ama detaylarına gireceğiz. Önce istersen abi şuradaki fiyatları soruyor Zahide Hanım. Oraya doğru şöyle gidelim. Mesela ekstra Edirne beyaz peynir diyorsunuz 19.50 lira. Ekstra bu bir senelik peynirdir. Bir senelik peynir. Bir senelik peynir. Koyun peyniri mi, inek peyniri mi? Şunlar inek peyniri buradakiler. Bunlar inek peyniri. Keçi karışık olan var. Koyun içeride. Şu yan tarafta burada, tam yağlı ezineyi görüyorum. Tam yağlı ezine 18,5 lira gayet fiyatı uygun. Bu keçi peyniri herhalde değil mi? Keçi karışık o. Keçi inek karışık. O ben niye biraz daha? 16 lira kilosu. Keçi sütü onda daha az var. Daha Kırık az. Peynir daha ne az demek? Var, evet.
Kırık peynir. Yani, kırık bak, kırık peyniri soruyoruz. Yani. Kırık peynir. Yok, şu anda yok. Arka tarafta. Çıkmıyor her zaman. Şey, o sizde yok kırık peynir öyle mi? Ay var işte ha, yok, görüyorum. Arkada bir tane şimdi var abi. Şurada kırık peynir var. Ha, yani. Herkesin bütçesine göre. Kırık ama kırık değil o. Sağlam peynir. Kırık fiyatına veriyoruz onu. Şimdi bak yani ben onu görsem üzerinde 12 lira. Kırık peynir ya, yazmışsınız. Ben onu alırım şimdi. Etiketi koymuşlar. Defolu gibi kırılmış yani. Ha. Diğer görüntüsü. Hani kalıp kalıplar bozuluyor ya. Biraz daha ucuz. Ha. Tabii biraz daha ucuz. Böreklik için ideal. Ne olacak ki o? Peki şuradaki şimdi tekrar tekerleğe dönelim isterseniz. Ha şöyle. Tekerlek peynirimiz. Bu ne abi şimdi? Bu eski. Eski. Kars kaşarı. Kars kaşarı. Kaşar, evet. Ha, ne kadar eski bu? Bu 2 senelik. 2 senelik. Oo Zayda Hanım bakın bu 2 senelik bir peynir. 2 senelik değişiyor. Oo, yıllandıkça peynirler onu tadını daha mesela da güzel alıyor. Mesela Trakya var 2 senelik. Tamam başına bir şey gelmesin. Abi kesmekte bile zorlanıyorsun. Yo, zor bunları değil. Bekletiyorlar. Beklettikçe peynirin ha? Tadı evet, kokusu oturuyor. Kaşar. Hakikaten. Şimdi dışarısı bu. Dışı küf mü oluyor bu dışındaki? Bu küf. Küf oluyor. Kaç kilo peynir? Kilosu 24 liraysa. Gerçi küflü peynir de çok. Ha, bana da ikram ettin. Orijinal hali budur yani eski kaşar. Belki bir tadına da bakayım ben hadi sizin bak, için. Yani diğerlerine göre iyi. Diğerler 21 ise. Evet. O, çok güzel hakikaten. Evet, ne kadar abi bunun kilosu? Bunun kilosu 24 lira. Bunun kilosu 24 lira. 24. Kars eski kaşar 24 lira kilosu. Evet. Peki. Alışverişi yapacak olan vatandaşların buraya gelmesini bekliyorlar. Tabii yani yavaş yavaş da şenleniyor. Abi çok teşekkür ediyorum. Yan tarafa doğru ben ilerlemek istiyorum. Orada da hurmaları görüyoruz. Şunu da ben yiyeyim bu sırada. Şöyle hurmalara doğru gidiyoruz. Hurma tabii Ramazan deyince hurma akla geliyor. 12 lira gördüm bir hurma. Peki arkadaşımız var yanımızda. Hoş geldiniz. Hurmalar nasıl? Gördüğünüz Kudüs gibi 12 liradan başlıyor. 20 lira, 30 lira, 50 liraya kadar hurmamız var. 80 lira. Şimdi bu Kudüs hurması. Evet. Değil mi? Nasıl bir hurma bu diğerlerine oranla? Bu gördüğünüz gibi biraz daha iri ve daha lezzetli. Etli olması göze çarpıyor yani. Hı hı. Peki şimdi ha şöyle bir fiyatlara bakıyorum. 80 lira acve hurması. Evet. O niye öyle abi? Bu Peygamber Efendimiz'in kendi eliyle yetiştirdiği hurma. Kendi eliyle yetiştirdiği hurma. Evet. Nerede yetiştirmiş? Nasıl yetiştirmiş? Mekke Medine'de yetişmiş bir hurma. Mekke Medine'de. Evet gördüğünüz gibi Mekke'de içinde ve dışında Kur'an harfleri geçiyor. Medine'de tabii şu anda acve diğerlerine göre az olduğu için pahalı. Şöyle bir tane alayım ben. Bir de kıymetli yani. Ve Kur'an harfleri geçiyor. Çekirdeğini de olmak üzere yazıyor. Ha, üzerindeki diyor, çizgiler diyorsun Kur'an harfleri öyle tabii, mi? Tabii. Kudüs hurması dedikleri aslında şöyle, Hakan yani. Şöyle bir göster. Hakan'a şöyle göstereyim. Üstünde Kur'an harfleri olduğunu söylüyor acve hurmasının arkadaşımız. Ve çizgileri görebiliyorsun şey herhalde. Kur'an harfi falan yok öyle. Öyle bir şey yok diyor tabii Mustafa hocamız ama. Bunun tadı diğerlerine oranla daha mı değişik? Bu daha değişik. Tadına bakın. 80 liralık hurmayı... Için şey zaten. Allah herkese almayı tatmayı nasip etsin. Şimdi para bu kadar olunca biraz bunun tadı başka mı diye düşünebilirsiniz. Gibi Kur'an biliyorsanız bak buna el diye geçiyor yani. Peki. İçinde çekirdeğin olması. Teşekkür ediyorum. Peki. Tunus hurmasını görüyorum 12 lira. Medine hurması 20 lira. İran hurması 12 lira. Kudüs 30. Ama hocam İsrail'den gelebilir diyor hurmalar. Yani her hurma illa adı hurma olunca hurma olmuyor. Seçsinler, iyisinden alsınlar. İyisinden alsınlar. Çeşitli hurmalar var. Mebrum var, Meclul var, Amberi var, Acve var. Efendim. Orucu hurmayla açmak için tabii daha tabii, çok hurma alınıyor. Tabii evimizde bulunsun, besleyici, tatlıyla açarız. Hurma olursa çok daha güzel olur. Onun için sağlam hurma alsınlar. Bir de hurmada bir şey söyleyeceğim. Orada beni duyuyor mu arkadaşımız acaba? Duyuyordur hocam. Medine hurması var mı? Arkada görmüştüm ben galiba. Bir Medine hurması gösterebilir miyiz? Hemen yan tarafta hocam bakın. Bir Medine hurması. Elini alabilir mi bir tane? Medine hurması. Daha kuru olan. Heh. Elini al. Ucunu göster bana. Kapağını göster. Kapağını. Bak şu şeyler var ya. Kapaklar var ya. Bir uç tarafını hocam aslında yakın görüyoruz. Tamam bakın. Görüyoruz. O kapaklar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ne demek hocam? Sigorta. Nasıl yani? Sigorta. Bu hurma bozulmaz demek. Kapağı varsa. Bunlarda yok. Mu? Kapağı yoksa kurtlanır. Var. Kapağı varsa var. Kurtlanmaz. Bozulmaz. Ne kadar durursa hiçbir şey olmaz. Kapağı olsun o başında. Niye özellikle Medine hurmasına baktık? Diğerlerindeki kapaklar çok bu belli olmaz. Belli bu burada belli olur. Net. Mebrum hurmadır bu. Ha. O kapaklı olacak bak. Onu alırken ona dikkat edeceksiniz. O kapaklar sayesinde bu hurmalar korunuyor, bozulmuyor, korunuyor. Tabii orası sigortasıdır onun. Allah Allah. Peki. Kerem hurma bulduğu hurmayı götürüyor yalnız ki. Bu arada biz de söyleyelim Eminönü'nde olacağız pazartesi günü 9.30'da inşallah. Allah hayırlı işler versin esnafımıza da burada onlara hayırlı da bereketli işler versin. Bereketli işler diliyoruz. Ama olup da Ramazan ayında gelip de hurmaya bakan ama parasının olmadığını hissettiği
kişilere de verse birkaç tane ne kadar da hayırlı olur diye içimizden. Bizim insanımız cömert, şimdi ne sofralar kurulacak iftar için elhamdülillah. Her İnşallah yer. İnşallah hocam. Hayır sofraları. Geçen yıl babamı kaybettim diyor Özlem Kılınç. Sosyal medyada bu gruba üye olmuş. Dua ve hatimler okunuyormuş. Burada ben de katılıyorum. Babama ulaşır mı acaba? Diyor. Olur. Yani bir eve gidip 10 kişi okuyacağını 100 kişiye, 1000 kişiye söylersiniz. Aynı anda okunur. Fakat işin suyunu çıkarmak tabiri var ya. Şimdi ne gördüm ben biliyor musunuz? Ne şeyde, İnternette. Mezarının resmini çekmiş babasının. Ya da dedesinin işte. Bir mezar resmi. Mezar resmine buradan üflüyor. Okuyacağım. Şeyden mezar resmi geçiyor. Bir de Fatiha koymuş, dönüyor, o ona okuyor böyle. Ya böyle şey yok. Kişinin kendisi okuyacak. O otomatik okuma koymuş oraya bir de. Mezar resmine otomatik okunuyor. Babanızın ruhunu okutmak istiyor musunuz diyor. Bu mezarda mı? Yok, internet üzerinden sipariş alıyor. Ha, internet üzerinden mezar resmine okuyup mezar duruyorlar. Mezar resmini koyuyor. Oradan da okuyucuya okutuyor. Kur'an sesi koyuyor orada. Allah Allah. Böyle olmaz. İlk defa duydum. Bunlar oyun oluyor artık. Onlara girmesinler. Peki Türkan Altun, teşekkür ediyoruz. Günaydın, hayırlı cumalar herkese. Bugününüz dünden güzel olsun. Ha bunu ben yazdım da siz benimkini retweet yapmışsınız ya, pardon. Ben de dedim bak ne güzel aynı şeyi düşünmüşüz bugün. Peki selamun aleyküm hocam, bir sorum var. Şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Oruç tutsam günahı var. Tutsam günahı var mıdır diyor. İlaç kullanıyorsa şeker hastası, gününüz mutlaka alması gerekiyorsa orucunu erteleyecek, fidyesini verecek. Devamlı devam ediyorsa hastalık, bir daha tutamayacaksa onun sadakasını verecek. Peki size bir soru var. Emirhan Akman'a soru diyor ki, cin yok diyorsunuz fakat ayetler var diyor. Söylediklerinizle ayetler ters düşüyor. Kim demiş cin yok diye? Biz öyle bir şey söylemedik. Dinlememiş. Emirhan bir daha dinlesin, iyi dinlesin. Evet. Annem kız ve erkek çocuklar arasında ayrımcılık yapıyor. Bu günah mı? Ne kadar çocuklar arasında ayrımcılık var ve bu soruluyor. Ana böyle. Baba da yanlış yapar, günaha girer. Onun için ayrım yok. Ayrım yok. Peki. Evet. Günaydın efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hayırlı cumalar. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Teşekkür ediyoruz. Hocamız benim burada dinliyoruz. Benim sorum olacaktı. Buyurun efendim. Hocam merhaba, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar kardeşim. Ben yeni doğum yaptım. Dinimizde bebeğin kırkı diye bir şey var mı? Dışarı çıkamıyoruz bu yüzden. Dinde bebeğin kırkı yok. Ama örfte var. Hani koca karı ilacı ya da uygulaması olarak. Onun da hikmetleri var. O da yabana atılmaz. Çünkü çok hassas bir dönem. O her türlü ortamdan etkilenir. Onun için alıştığı havayı bozmamak gerekir. O açıdan söylenmiş bir söz. Yoksa dinle alakası yok. İhtiyacınız var, doktora götürürsünüz. İhtiyacı var, yolculuğa götürebilirsiniz. Kırkı çıkmadan da gezilebilir. Anne için de, çocuk için de mümkünse o dönem istirahat dönemidir ve aynı yerde ortamda korunması lazım. Peki. Merve Öztürk, selamun aleyküm ablacığım demiş hocama. Sorum şöyle, kaynanam sürekli benim yaptığım işi beğenmiyor. Bir de gidip kocama karalıyor beni diyor. Ne güzel, tam kaynana. Tamam, peki. Günaydın efendim, yok mu telefon? Peki, ne dersiniz hocam? Şu kayınvalidelere mektubu okuyalım. Hangisi, hadi okuyalım. Bir dakika. Sevgili damat bey mektubu okumuştum. Arkasında... Değerli kayınvalideye, gelin hanımın annesinden mektup. Öyle mi? Damadın annesine mektup. Ha. Diğerini oku, damadın annesine mektup. Damat beyin annesi. Onu bunu mu? Peki. Gelinini kızın gibi bil. El kızı gelip oğlumu elimden aldı deme. Onun için beğenmiyor hiçbir şeyini işte. Oğlumu geldi elimden aldı diyor. Tabii o kadar çok şey yükleniyor ki oğlan tabii çocuklarına. İki, gelinine annelik yap. Kusur bulmaya çalışma. Çok da nasihat etme. Kendini sevdir. Gerisi gelir. Hocamın kitabından, çok güzel. 3. Bu Özbekçe'de çevrilmiş. Bahtı Aile. Orada çok okunan bir kitapmış bu. Çok güzel. Evet. Ne mutlu. 3. Başkalarının gelini hakkındaki dedikodularına hemen inanma. Kayınvalideler, sizin için bu mektup. 4. Yapabileceğin basit şeyleri kendin yap. Gelininden bekleme. Kendi zamanınla kıyaslama. O, biz bizim neler zamanda gördük. Böyleydi, şöyleydi diye. Sizce otomatik her şey.
Çamaşır, bulaşık. Kaparmam yoruldu evet. diyorsun diyoruz evet. ama bu sefer peki. Her iki aile fertlerine gelin hanım ve damat beye Cenab-ı Hak'tan iki cihan saadetinde olmalarını diliyoruz. Ve günaydın diyoruz tekrar hocam. Yine evet. devam eder bu konuya da. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Alo. Günaydın, merhaba. Buyurun. İyi günler. Ben hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Tabii ki, dinliyoruz. Buyurun. Hocam, ben doğuma gittiğim gün bile eşimden şiddet gördüm. Ben bunun vebalini öğrenmek istiyorum. Bu nasıl bir adam ya? Ben buna adam da demem de yani. Böyle insan da diyesin gelmiyor. Karısının hamile ve bunu doğuma gideceği gün... Üniversite mezunu biliyor musunuz o yüzden? Ah kuzum benim. Kaç ne çocuk annesisiniz? Var. Bu ikinci çocuğum oldu hocam. İkinci çocuğum. Allah bağışlasın. Rabbim kolaylık Amin. Versin. Amin. O adama akıl versin. Amin. İnsaf Amin. Versin. Sabır versin. Peki büyükler, büyükler biliyor mu bunu? Ne diyorlar? Annesi babası mı? İşte yani herkes biliyor işte. Hiç kimse kendini pek şey yapmıyor hocam. Kusurunu görmüyor. Yani kabul etmiyorlar. Yok boşanma olmaz falan gibisinden. Ya ben zaten hastaneden gelmeyi pek düşünmüyordum. Ama işte yeni doğum yapmıştım. Tabii aile de yanında olmayınca gidecek yerin olmadı hiç. Anne baba maalesef. Seni destekliyor mu annen baban? Maalesef. Zaten babamın haberi yok. Haberi. Babam kabul etmez de zaten de. Dayan kızım mı diyor. Şimdi boşanmak da zor. Bu adamla evli kalmak da zor. Allah ona ısrar etsin. Şimdi bu tür konularda Aile Bakanlığı var, Sosyal Politikal Bakanlığımız var. Dolayısıyla onlar haberdar olsunlar. Savunuyorlar, avukat tutuyorlar, kocayı ikna ediyorlar, tazir ediyorlar, sigaya çekiyorlar, mani oluyorlar. Yani bu tür imkanları kullanın derim. Böyle daha siz doğuma giderken şiddet uyguluyorsa bu adam canavar. Yani. Aile canavarı. Yani yanında değil mi insan demeye dilim var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ya evladını doğuracak kadın. Canavar olmuş. Onu engellemek lazım. Nasılsa mücadelenizi yapın kardeşim. Birileri destek olsun. Ya aile ya bakanlık. Ben 173'ü hatırlıyorum ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı numarasını bana arkadaşlar tam bir söyler misiniz? Tam böyle. Yazsınlar yani, sana bana göster lütfen. Vaka diyorlar işte bu vaka bunların sahip Ben mesela böyle lazım. Bir kişinin Allah korkusu olduğuna inanasım gelmiyor. Ya, Allah'tan korkan böyle bir canilik yapabilir mi? Her türlü tür insan var şimdi. Neyse çok fazla ağır yani, konuşmayalım. Bilmiyoruz şimdi ne meseleleri ama bu adam adamlıktan çıkmış. Allah ısrar etsin. Bu hanıma tabii dua ediyoruz. Rabbim işlerini kolaylaştırın. Çıkış kapısı göstersin inşallah. Yardımcı olsun devlette, millette. İyice bir düşünün. Dertleşmek isterseniz de 183 numarasını arayın. 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın böyle durumlar için özel bir hattı. Lütfen gereksiz meşgul etmeyin böyle hatları. Bir arayın, konuşun. Size yol gösterip dert ortağınız olurlar İnşallah. Diye tahmin ediyorum. İnşallah. Hakkını ara kardeşim. Kolaylık versin. Hakkına. Evet. Zeynep Yanık diyor ki, bana yengem iftira attı, yalan yanlış şeyler söyledi. Ben ona hakkımı helal etmek istemiyorum. Etmesin. Etmesin. Sanki hakkımı helal etmeyince de bize de bir Yok, bize bir şey zeval geliyor gibi algılıyoruz ya. O kadar hakkımız ya. Var canım. Peki. Devam ediyorum. Hamileyken bebeğin sağlığı ve hayırlı evlat olması için hangi duaları okumalıyız demiş Tolga Demirci. Hamileyken. Evet ya eşi hamile herhalde. Hamile. Hem kendisi hamileyken hem eşi. Helal yiyeceğiz. Küfürlü konuşmayacağız. Kötü söz söylemeyeceğiz. Efendim evladımızın salih olması için kendimiz salih olacağız. Yani annenin duygu ve düşünceleri çocuğa yansıyor. Onun için genetik çok önemli. Genle gelen şeyler. Her şey aslına döner. Benim de son yıllarda sürekli vurguladığım bir şey. Onun Peki. için yediğine içtiğine. Hatta birisinin çocuğu olmuş. Efendim demiş çocuğu nasıl terbiye edelim nasihat diye. Hemen doğar doğmaz gitmiş. Geç kaldın evlat demiş. Hamilelik sırasında gelecektiniz. O zaman başlamak Tabii, lazım. Tabii o zaman başlıyor. Yani işin özü dinlediğin müziğe kadar hatta dikkat edenler var. Gezdiğin yere, baktığın yere, konuştuk sözlere kadar her şey çocuğu etkiliyor. İyi konuşalım, iyi düşünelim. Evet. Peki bir izleyicimiz deistmiş hocam ve bize yazmış. Lütfen bunu sorun Zahide abla. Benim için çok önemli demiş. Tabii ki sorarım, her şeyi sorarım. Siz yeter ki yazın. Ben deist bir insanım diyor. Ancak yani dinlerle çok alakası yok. Sadece iyi, doğru bir insan olmaya çalışıyorum. Bu kötü bir şey midir diyor. Şöyle bir şey. Biz kafamıza göre Tanrı yaratamayız. Deistler şöyle bir inanca sahip oluyorlar. Allah'ın varlığını inkar etmiyorum ben ama diyor. Allah'ın dünyayla ne işi olur diyor.
Cenab-ı Hak yaratmışsa yaratmış. Ama bundan sonrası bana aittir. Ahiret diyor, şuydur, budur, beni ilgilendirmez diyor. İnsan kendisi yönetir ki buna benzer inanışları. Bunun sonu yok. Yani hem Allah'a inanır görüneceksiniz hem de Allah'ı güçsüz, kuvvetsiz, hiçbir işe yaramayan bir konuma oturtturacaksınız. Böyle bir Allah inancına gerek yok zaten. Yani böyle iyi insan olsa, olarak hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Şöyle, iyiliğin Allah şöyle kabul ediyor. Ey insan, bak sen kendi kendine yaratılamadın. Senin bir sahibin var. Senin birinci vazifen bu sahibini idrak etmektir diyor. Bunu inkar ettikten sonra bir değerin kalmıyor benim karşımda diyor. Allah'a karşı bir değerin kalmıyor. Yani iyiliğin ölçüsünü Allah öncelikle kendini bilmek olarak kabul ediyor. Onun hakkıyla bir Allah inancı lazım. Peki. Günaydın efendim, merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben hocamıza bir soru sormak istiyorum. Buyurun ben efendim. Ben eşimin ikinci hanımıyım. İkinci eşiyim. Yani daha önceki eşim, ayrıldı mı? Yani evet. Tamam. İkinci eşiyim ve eşim halen bu şekilde başkalarıyla görüşmeye devam ediyor. Yani başka kızlarla sohbet, muhabbet içerisine giriyor. Böyle farklı konular konuşuyorlar. Bu konuyla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Bu günah mı? Günah değil tabii. Mi? Engelleyeceksin. Günah değil mi? Günah engel olmaz. Koyuyorum. Mesela örnek veriyorum. İşte mesela örnek veriyorum. Sosyal medyada birine istek atıyor. Geri alıyorum. Konuşuyorum, anlatıyorum, yapma diyorum. Bunları söylememe rağmen, uyarmama rağmen devam ediyor bu yaptıklarına. Ve hatta geçen gün tartışmamız bile oldu. Artık kaldıramayacak duruma gelmişim. Kendisine ne yapmam lazım? Nasıl çevirmem gerekiyor? Resmi nikahınız var değil mi? Nikahlısınız. Aha, evet. İkaz edeceksin. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü şu. Böyle tartışmalarda büyükleri hakem tayin edin diyor. Büyükler. Kendi ailesinden mi bizim ailemizden? Her iki aileden de. Her iki aileden. Önce de. Önce hangisinin sözü geçecekse o. Diğer taraf yeterli kalmasa her iki aileden birer tane bilir kişi olaya müdahale edecek ki ileride senin hakkını da koruyabilsin. Dolayısıyla böyle şeyler çirkin, kabullenilebilecek bir şey değil. Gayretli ol dediğim budur. Kıskanç olacak insan eşini kıskanır. Ve harama göz koymaz. Bir insan nikahlı eşinin dışına taşarsa haddi aştı diyor Kur'an-ı Kerim ona. Haddi aşanların da yeri cehennemdir. Mü'minun suresinin 4. 5. ayetlerini ona oku derim. Onu göster. Mü'minun suresi 4-5. Hemen buradan da açayım ben size. Hocam şey, bizim de dua vaktiniz dua geldi. Dua edelim inşallah. Oradaki ayetlerde okusun. Buna Kur'an müsaade etmez, din müsaade etmez, akıl, vicdan müsaade etmez. Amin. Allah yardımcınız olsun. Subhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillah. 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 Hamd sanadır, şükür sanadır, nimet senindir, mülk senindir. Gökleri ve yeri yaratan yüce Rabbimiz, bizi yoktan var ettin. İnsan olarak yarattın, eşrefi mahlukat olarak bizi bütün canlılara üstün kıldın. Akıl verdin, mal verdin, mülk verdin, evlat verdin. Ya Rabbi sağlık sıhhatten bizi ayırma. Amin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Sırat-ı müstakim üzere yürümeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp gerçeğe uymayı nasip eyle. Amin. Batıllardan, şeytanın ihvasından, tuzaklarından bizi ve gençlerimizi muhafaza eyle. Amin. İmanımızı güçlü eyle. Amelimizi makbul eyle. Amin. Duamızı müstecab eyle. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Amin. Zorda olanlara yardım eyle. Amin. Açlara, açıklara, kimsesizlere, düşkünlere sen bizim yardım elimizi uzatmamıza muvaffak eyle. Allah'ım bizi iki cihanda aziz eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Şu anda kokusunu hissettiğimiz, bize yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif ayına da sağlık, afiyet içerisinde, huzur içerisinde memleket olarak, İslam dünyası olarak girmeyi, barış içerisinde yine makbul amellerle, oruçlarla, teravihlerle, hatimlerle, mukabelelerle, iftar sofralarıyla, ziyafetlerle, huzurla bayramlara ermeyi nasip eyle Allah'ım. Kadir gecesini bize nasip et. Kadir gecesindeki dualarımızı kabul eyle. Cennetin kapılarının açılacağı, cehennem kapılarının kapanacağı şu mübarek günlerde bizim gönlümüze huzur ver ya Rabbi. Amin. Memleketimizi cennetten bir parça eyle. Amin. Müslümanları izzetinle teyit eyle. Amin. Zalimlere,
kötülere fırsat verme ya Rab. Allah'ım şu mübarek cuma gününde, Ramazan'ın arefesinde birkaç gün kaldı. İnşallah kavuşmayı da nasip eyle, duamızı makbul eyle. Gönlümüzden geçen nice ihtiyaçlarımız var, nice ders sahipleri var. Muhtacız, sen ise kudret sahibisin, güç sahibisin. Hazinen sonsuz, vermekle azalmaz. Allah'ım biz seni anıyoruz, sen de bizi andıkların arasına dahil eyle. Amin. Katındakilere bizi öv ya Rabbi, cennetinle cemalinle müşerref eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun inşallah. Mekke'deymişçesine kabul olsun. Amin. Sevgiliye daha da yakın olacağız. Ramazan geliyor. İçinde Kadir Gecesi barındıran Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız. Pazartesi günü canlı yayında olacağız. Eminönü'nde olacağız. Hocamızın sorularımız bitmedi, merak etmeyin. Az sonra buradayız efendim. 11 ayın sultanı Ramazan ayını Eminönü Yeni Camii'nde karşılıyoruz. Ramazan'ın ilk günü nasıl ibadet etmeliyiz? Orucun hikmetleri nelerdir? Peygamber Efendimiz orucunu nasıl açardı? Profesör Doktor Mustafa Karataş'ta Zahide Yetiş. Ramazan'ın ilk günü Yeni Cami özel yayınıyla Pazartesi günü Zahide Yetiş'te. Ramazan-ı Şerif'i kutlamaya, hoş geldin demeye oruca çok az kaldı. Hocamla pazartesi günü Eminönü'nde canlı yayında beraber olacağız. Önce onu söyleyeyim hocam. Evet, hayırlı Ramazanlar. İnşallah huzur içerisinde, sağlık içerisinde i̇nşallah. Güzel oruçlar tutarız. Teravihler kılarız, dualar ederiz. Dualarımızla sizlerleyiz inşallah. Sohbetlerle sizlerleyiz. Ezanlarla, salalarla, Kur'an sesleriyle hep birlikte Ramazan coşkulu geçsin inşallah. İnşallah. Sahura kaçta başlıyorsunuz hocam? Sahura 1.15'te başlıyoruz inşallah. Oo, erken erken. Erken başlıyoruz. 1.15'te o zaman inşallah pazartesi. Pazarı pazartesiye bağlayan gece sizlerle sizinle beraberiz. Efendim, sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.